Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay ne güzelsiniz bugün. Ay Cemal abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aa şaşırdım Cemal abi seni görünce. Aa ben de seni özledim vallahi. Hemşerim toprağım ya toprağım hoş geldin ya. Ver Cemal abim mikrofon. Çok özledim. Ben de çok özledim. İnan ziyaretine geldim. Hiç göremedim. 2 senedir böyle. Evet. Senin sevdanla tutuşuyorum böyle vallahi. Ah kurban olurum toprağım. Gerçek söylüyorum. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Hayatım. İlla artık beni, bırakmazsın beni. İlla bugün götürün beni dedim. Ben seni abi, bırakmayacağım. Abi bana nasıl? Bir bulaşan bir de bulaşmayan pişman. Hayır ben hiç pişman olmadım bugüne kadar. Aa, Allah da pişman etmez inşallah. Teşekkür Allah şaşırtmasın. Ne yapıyor hanımefendi arkada örgü mü örüyor bir şey yapıyorsunuz gibi geldi. Ha böyle tutunca dedim örgü. Olsun kız örgülerinizi de alın gelin. Şurada öreriz ben de bilirim ha örgü mörgü. Bilmediğim yok maşallah maşallah. Efendim. Kudurukluk var bugün üzerimde. Niye bilmiyorum. Bilmiyorum bir kudurdum ama. Şimdi daha da çok kuduracağım. Çünkü tam ekürim bugün işte burada yanımda. Kim bu? Bülent Serttaş geliyor. Serttaş. Ay bayıldım. Bülent Serttaş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Deminden beri ya. Beni niye delirtti bunları birazdan konuşacağız. Oh. Birazdan. Vallahi çok şurada... yakışıklısın be. Ay teşekkür ederim. Yürü be koçum. Yürü be. Yürü be kardeşim. Yürü be kardeşim. Sağ ol ablam benim. Teşekkür ederim. Ama niye güldük biraz daha söyleyeceğiz. Evet. Ya çok ciddi. Artık o en son değil mi? Ya çok ciddi şarkı söylemem lazım. İlk çıkıyoruz işte. Ama senden ötürü be ama... ya. Senden ötürü benden ötürü değil mi? Ama vallahi gördüğüm zaman dayanamıyorum ben ya. Ben de seni. Onun için dedim ekürüm gel bir tane daha okusana. Vallahi. He. Hadi alkışlar Bülent Serttaş. Ağzına sağlık. Sağ ol, Bülent Serttaş diyor ki bir ara kulağıma el dedi ki bütün slovları okurken aklıma sen geliyorsun. Vallahi bayılırım o slovlarına. Okumayı bırak seçerken. Ama birden böyle coşarken modumu düşürdün. Tekrar coştur bana ne? Bu ne ya? Ver gelsin evet. Abi. Ne güzel tam gel böyle. Abi. Gözlerim cazlamıştı. Batsın ay batsın. Yıldızlar bizi sarsın. O sevmeyi bilmezse Seda Sayan ne yapsın? Güneş batsın. Abla bir dakika hocam böyle. Şimdi şey söylüyorum ya. Çok ciddiyim. Bak bir şey söyleyeceğim buradan. Duyurulur. Harputlu var. Televizyon başında şu an bir Harputlu'ya gitti bu. Valla. He yolladım. O zaman hareket tam Elazığ'da. O zaman hareket. Böyle resim çektirirken bizim Elazığlılar. Tabii, bir dakika benim enişten de Elazığlı ya. Biliyorum canım. Bir dakika Coşkun sen de yapıyor musun bu hareketi? Bak bak bir yap. Resim evet. Çektirirken. Resim çektirirken genelde hep böyle dururlar. Vallahi niye? Yani. Ne oluyor ki? Ne bileyim poz veriyorlar. He. Poz verirler he. Ulan. Şimdi söylüyorum. O Harputlu dinliyor değil mi? Dinliyor. Seyrediyor hem de. Ya abla vallahi bana bir şeyler oluyor. Harputlu. Dinle Harputlu. Ne oluyor? Uyuyor mu? Alo. Sana söyle. Aa, Cemal abinin mikrofonu falan düş. Evet, alo. Alo. Dinliyorsun değil mi? Öyle kusura mi diyor? Ciddileşemiyorum bir ciddileşsem. Hmm, ciddi bakmıyorum. Ben sana bakmıyorum hadi ciddi. Güneş batsın ay batsın. Yıldızlar bizi sarsın. Sen sevmeyi bilmezsen. Seda ablam ne yapsın? Adam sinirli mi? Yok ben adama tavır koyuyorum. Ha. Ben tavır koyuyorum adama. Harputlu'ya mı? He. Yoksa ağır abi ses şey yapmıyor. Hürmet edek. Hürmet. Ya ablam. Çok güzelsin ya. Vallahi çok güzelsin. Seni çok seviyorum ablam ya. Yani.
Ben de seni seviyorum ablam. Vallahi çok güzelsin. Canım kardeşim. Çok güzel, çok güzel, çok güzelsin ablam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sen de benim bir tanesin. Var ol ablam. Hoş geldin. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili konuklarım, değerli izleyicilerim. Hemen huzurlarınıza Duygu Cingöz geliyor. Bakın yine çıtırdatmayla ilgili neler anlatacak. Medikal uzmanımız Duygu Cingöz, çıtırdatma teknolojisi, çıtırdama var biliyorsunuz. Ben de artık çıtırdamaya başladım. Sürüyorum, kullanıyorum. Çok güzel. Güzel. Bir konuda garanti verebilirim. O da ne ki? Mesela ben çok ürünleri deniyorum. Bunu da hep sizinle paylaşıyorum biliyorsunuz. Hep kendime oldum olası dikkat ediyorum. En şikayet ettiğim şey sürdüğüm krem ya da neyse, köpük ya da bilmem neyse kıyafetlerime çıkması. Her şeyim yağlı, kremli bir şey. Çünkü çok kuru ciltli kadınım. İstiyorum ki ben onu süreyim. Bir de zamanla yarışan bir tip olduğum için kıyafetlerime çıkmasın. Tebrik ediyorum size. Teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyorum. Çıtırdama teknolojisi ile zayıflamada ve selülitle ilgili hakikaten bir çığır. En azından bu konuda garantiyi verdim. Bu ürünü kullanın, hiçbir giysinize çıkmıyor bacım. Teşekkür ederim. Sende. Teşekkür ederim. Aynı zamanda dediğiniz gibi selülit nem veriyor. Selülitlerimizden bizi arındırıyor, yok ediyor ve zayıflatıyor. Zayıflama demiyoruz biz, daralma, incelme ve sıkılaşma diyoruz. O daha diyoruz. Önemli zaten. Çünkü toparlıyor zayıflama, diyoruz. Evet. Fakat bunu söyleyince biz zayıflamak istiyoruz, ne yapmamız lazım olmaz, diyorlar. Olmaz, öyle bir şey yok. Aslında aynı şey. Aynı şey. Toparlanmak çok önemli. Mesela ben de pilatesle daraldım. Evet. Aa ne yaptın diyorlar. Aslında sıkıştım. Etlerim sıkıştı. Anladınız evet. mı? Bu teknoloji de bununla ilintili bir kesinlikle, şey değil mi Duygucuğum? Kesinlikle. Evet, daraltıyor, sıkılaştırıyor. Beden olarak inceliyorsunuz. Ve sistemi kullanmaya başladığınızda lütfen sürekli basküle çıkmayın. Yapmanız gereken içine girmek istediğiniz kıyafeti yakınınızda bir yerde bulundurun. Ki çünkü 6 ya da 9 hafta gibi bir süre bence sonra çok doğru bir şey. Siz o kıyafetin içerisine gireceksiniz ve çok mutlu olacaksınız. Köpük ve sabundan oluşmakta yosun özlerinden oluşan bir sabunumuz evet. var. Yeşil. Sadece yosun var içerisinde. Ve onu siz uygularken bir kese etkisi gibi sizin tüm gözeneklerinizi açıyor. Tüm ölü derilerinizden kurtuluyorsunuz. Ve sonrasında köpük o kadar güzel bir şekilde içeri giriyor ki işte o yüzden sizin kıyafetlerinize çıkmıyor. Evet. Çünkü iki aşamalı olduğu için. Evet. Bu zamana kadar hep tek aşamalıydı. Her şeyi sürüyorduk ve de uzun uzun masaj yapıyorduk. Bir de böyle bir ben çok zamanla yarıştığım için acele hızlı hızlı. Aldım köpük elimden düştü. Hemen aldım onu. Hemen sürdüm. Yani hemen anında da yok olmuyor. Olmaz. Hemen alabilirsiniz diye. Hatta teninize sıktığınızda da bekleyin, o orada duruyor ve duruyor, çıtır, evet. çıtır 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 orada ya. Bir çalışıyor. Evet. Gerçekten ne yapıyor ismi bana gibi bu ses ben çıkartıyor. Duygu? O ne yapıyor size? Sizin gözeneklerinizden içeri giriyor. Hı. Bu zamana kadar diğer teknolojilerin yapamadığı bir şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Derinin 10 kat altındaki yağların içerisine giriyor. Hadi be. Ve kendi kendini orada parçalamaya başlıyor. Çok iyi. Yani eğer siz spor yapamıyorsanız da o gerçek anlamda sizin yağlarınızı parçalıyor, metabolizmanızı hızlandırıyor. Yağlarınızı yakıyor ve siz yavaş yavaş adım adım inceliyorsunuz. Evet. Ben kullanmaya başladıktan en azından sıkılaşıyorsunuz tabii ki, hayatım. Kullanmaya başladıktan bir hafta sonra o etler bunu kendini böyle toparlıyor. Toparlıyor evet. Bir hafta sonra ben hemen görmeye başladım etkilerini. Eminim size çok kısa zamanda İnşallah. Göreceksiniz. Gerçi nerenize göreceksiniz onu anlamıyorum da gayet sıkısınız. Vallahi hafta sonu yok pitsiniz. Olsun. Hepimizin ihtiyacı var. Kesinlikle. Hiçbir şey bırakmayalım. Evet. Hiç bırakmayın dedim ya. Mesela ben her şeyi deniyorum. Her türlü kremi ne çıkarsa çıksın bakıyorum. Çünkü niye? Çok kuru ciltliyim. Bir de ne kadar bakarsan bağ olur diye atalarımız boşuna söylememişler. Tabii ki, tabii ki. Doğduğumuz onun için önemsiyorum söylediğiniz her şeyi. Kesinlikle. Doğduğumuz an itibariyle yaşlanmıyor muyuz? Yer evet. çekimi kanunu diye bir şey var. Ona da ayak uyduramıyoruz. Hayatım çocuğu doğuruyoruz, onu bile kremliyoruz. Tabii ki. Yağlar sürüyoruz. Pişik olmasın. Kesinlikle. Vücudu şöyle genleşsin. Doğru değil mi? Çocuklarımızda bile kremler, yağlar sürmüyor muyuz? Hı hı. Çocuğun vücudu kendine vücütü. Annem olsa yanlış söyledim vücütü diyeceğim der. Evet, burada yapılması gereken en önemli
önemli şey. Ben köpüğü sürdüm. Şurada kaç şöyle oturup da, Duygu? Oturup da iki tabak makarna yiyeyim demesinler lütfen. Ha. Hani köpük bu işi nasıl olsa yapıyor yo, ona demesinler. Ben de karışmıyorum. Oraya karışmıyorum bak. Gittin bunu tabii sürdüm ki, sonra da homini gırtlak yedim ben de karışmıyorum. Tabii kaç ki, kere sürsünler? Günde iki defa. Sabah ve akşam olmak üzere kuru cildinize uyguluyorsunuz. Yosun özlü sabunumuzda sadece duşta kullanıyorsunuz. Sadece hanımlar değil beyler de çok rahat kullanabilirler. Küçük çocuklarımıza dahi uygulayabileceğimiz bir sabun ve bir köpüktür bu. Çünkü küçük çocuklarımızı da besliyoruz. Hadi ye, hadi ye, hadi ye. O ton ton yanaklar çok hoşumuza gidiyor ama Bülent bir süre sonra sağlık. Ya evet. Evet, Bülent abi, Bülent abi diyorum. Bir sen o göbeği yana salma şöyle bir. Selülüt. Bak oturup da onu böyle bir salma senin. Yakaladım, yakaladım. Dikatör, dikatör. Bence hep böyle oturacaksın. 3 saat program, 3 saat böyle oturacaksın. O şeyden var mı? Ha, getir. Kurban olurum. Süreceğim onları böyle avradına diyeceksin ki gel bunları avrat ben diyeceksin duştan çıktım sür şunları göbeğime sürecek gibi. Valla tamam. Kollarına sırtına. Duygu Hanım doğru değil mi? Tabii doğru. Ki. Tamam. Yalnız Bülent Bey'in kilo vermesi mümkün değil çünkü eşi o kadar güzel yemekler yapıyor ki ben ailesiyle tanışıyorum. Hele o içli köfte hala damağımda tadı. Yani onları yerken kilo veremezsiniz fakat ne yapabilirsiniz? Hem onları yiyin hem de çıtırdatma tekniği. Gel gel aslında bu zayıfsınız bak. Tabii ekran burada, şişman gösteriyor. Efendim konu mankeni. Evet. Şuraya. Manken gibisin be. Manken be. Yürü mankenler gibi. Manken be. Evet. Şimdi yalnız otururken gördüm. Göbeğe şöyle bir. Bak, yayıldı. Şöyle bir yana salmıştık. Şöyle bu gördüm yakaladım sen, onu. Şimdi bir insana normalde ya kilo mu almışsın veya zayıflamışsın hemen dediği zaman. Hemen hareket bu. Evet, aslında evet, böyle gezmek lazım işte. Evet. Orhan abi gibi. Orhan Gencebay öyle kaldı zaten. He ya. Orhan abi ne zaman hakikaten böyle geziyor. Öyle kaldı. Ha, vallahi. Ay yerim ben onu. Kralımız o bizim canım benim. Evet, siz de hem yemeklerinizi yerken, pardon özür diliyorum. Hem de spor yapamıyorsanız hemen şu göbeği açıyoruz. Buraya köpüğü sürüyoruz. Sabah tabii. Akşam. Hiçbir şey yapmanıza gerek sabun yok. Bile, onlar içeri sabun giriyor. Sabun oradaki da sürsün Duygu. Sabun önce sabunla yıkanıyoruz. Önce gözenekler açılacak. Tamam. Tabii ki daha sonra köpüğü uyguluyoruz bu bölgeye. Tamam. Konu mankeni çok iyi oldu. Evet. Yeşil sabun içeri giriyor. Sizin bütün bu yağlı bölgenizi parçalıyor yağları. Vallahi. Sizin yapmanız gereken sadece bol bol su için. Sürdüm spora gittim. Harika. Hadi ya. Zaten yanında bir de egzersizinizi yaptığınızda evet, çok ciddi sonuçlar alabildiniz. Yalnız. Çık karnını içeri. Böyle dur. Bak ama bir şey söyleyeyim. Bak kemerimi görüyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Çekilen karın senin değil demektir. Evet. Çekemiyorsan tehlike. Tabii. Demek ki Duygu'yu dinleyip Duygu'nun söylediğiyle evet. Sabunu kullan, köpüğü kullan, bittin evet. Kardeşim. Evet. Buraya evet. Bir geliyorum ben seni arıyorum. Bülent neredesin? Yoksun. İncelmiş. Yok olmuşsun. Arıyorum böyle minik minik. Minik minik. Minik günah. Vallahi. Evet Duygu. Sadece, herkes kullanabilir mi bacım? Sadece 9 haftada istedikleri sıkıla ulaşacaklar. İlk 6 haftada ilk kürü bitirdiğimizde 1-2 bedene kadar incelme yaşayan kişiler var, danışanlarımız şunlar var. Şunlar kullanmasın dediğin var mesela. Ama. Yok. Herkes kullanabilir. Çok büyük bir rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buyurun. Söz veriyorum. Çizdim. Hı. Kullanacağım ve ilk bu programa geleceğim. Ben kullanıyorum. Geleceğim. Buraya geleceğim. Senin yanına geleceğim. Yeni başladım ama bir şey söylemek Abla. İstiyorum. Yeni tamam, başladım. Tamam. Söyleyeceğim. Sadece şeyle ilgili garanti verdi biraz önce. Ben biliyorsunuz kullanır size anlatırım. Bir kere sabun veriyor. Sabundan yosun özlü sabun. Sabundan ne korkabilir ki insan? Hiçbir zararı yok. Sabun en doğal ve köpükle ilgili garantiyi verdim. Hiçbir giysinize çıkmıyor. Ha ne kadar yarayacak söz veriyorum söyleyeceğim. Yeni başladım. Çok güzel. Yeni yolladı bana evet, çünkü. Evet evet. Çok itiraf et bacım. Evet doğrudur. Ha, çok aferin. Güzel nem sağlıyor. O kadar güzel nemleniyorsunuz. Bir nemlendiriciye, bir losyona, bir selülit kremine hiçbir şeye gerek yok. Tüm dolabı boşaltın. Bir köpük veriyoruz. Banyoya da bir yosun özlü sabun veriyoruz. İşlem tamam. 9 hafta sonra kız mis gibi çıkıyor oluyorsunuz. Ve evet. Vallahi mis gibi. Zamanla benim gibi çalışanlar, zamanla tabii yarışanlar ki. Ve ev hanımları hiçbirimiz o kadar uzun zaman biliyorum ben de sizin gibiyim. Kendimize zaman ayıramıyoruz ama istiyoruz ki kullandığımız ürünler hem bize faydalı olsun hem de işimizden de aksatmasın bizi. Ve Seda Hanım bugün 3 evet. Kür sipariş edenlere yani 9 haftalık şimdi bak çabuk. Çabuk telefona yapış. Sipariş edenlere 1 kürde biz hediye ediyoruz efendim. Çabuk telefona yapış. Evet. Hemen ne yapacağız?
3 kür sipariş edenlere 1 kürde biz hediye ediyoruz. Peki ne kadar kullanacaklar bunu? Hemen onu da söyle. Ne kadar zaman? 9 haftalık bir kür öneriyoruz. Mesela ben 6 haftada sonra bıraktım. Sonra formül kurmuş devam etmelerine gerek yok. O form devam edecek. İsterlerse hayatlarının sonuna kadar kullansınlar. Hiçbir zararı yok. İsterseniz bırakın, geriye dönüşünüz yok. Sımsıkı dipdiri devam edeceksiniz mis hayatınıza. Mis gibi vallahi. Herkes kullanabilir diyor. Yan etkisi yok diyor. Gönderiyorum. Ha, tamam. Türkiye'de mi? Onu söyle bak. Tabii bu çok ki. Önemli. İngiltere'de İngiliz bilim adamları tarafından keşfedilmiş bir sistem. Haricen uyguluyorsunuz. İsterseniz tüm vücudunuza, isterseniz sadece istemediğiniz bölgelere. Kol altınız, sırt bölgeniz, karın, üst bacak, tüm selülitlerden de kullanacaksınız. Bacak araları. Evet, kesinlikle. Şunlar. Hamileler de kullanabiliyor. Karnınız haricinde tüm vücudunuza uygulayın. Hiçbir zarar yok. Özellikle yosun özlü sabun. İnsanların soracağı ilk ve tek soru şu. Yan etkisi var mı? Hiçbir yan etkisi yok. Onu söyle. Onu zaten başından beri söylüyorum. En büyük yan etkisi inceliyorsunuz, daralıyorsunuz, sıkılaşıyorsunuz. Peki niye çıtırdama etkisi? Yani diğer sistemlerden, ürünlerden ya da sistemlerden ayıran ne? Soğuk olması. Niye çıtırdıyoruz? Bir defa soğuk olması, içerisinde ozon olması ve köpükten oluşması. Bu zamana kadar sıcakları denedik, şimdi geldik soğuğa. Ve soğukla da çok güzel bir şekilde fit oluyoruz. Alkışlar, teşekkürler ediyoruz. Medikal uzman Duygu Cingöz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Duygu. Görüşmek üzere. Çok güzel oldu. Çok güzel bir sohbet oldu Duygucuğum. Teşekkürler. Çok zarifsin. Ve şimdi biliyorsunuz bu yaz onun nedimeliğini yaptım. Nikah şahitliğini yaptım. Çünkü çok seviyorum. Mutluluğu en çok hak edenlerin başında görüyorum. Canım arkadaşım geliyor. Alkışlar. Sibel Barış Selah geliyor. Hoş geldin arkadaşım. Çok hoş oldu, uzun zaman oldu görüşmeyeli. En son geçtiğimiz akşam Ceylan'ın düğünündeydik. Ben hazır, Bülent, Sibel ben buradayken ilk önce düğünü izletmek istiyorum. O zaman peki. Düğünle ilgili konuşmak istiyorum. Sibel'cim de ben de konuşacağız. Hatta Sibel'in üstündeki elbiseyi o kadar beğendim ki bunu çok bana yolluyorsun dedim. Tamam dedi. Baktım bugün göndermiş. Zaten giydiğimde yazacaktım. Kıyafet Sibel Barış Selam. Ha, bayılıyorum böyle şeylere. Arkadaşlarımın üzerinde çok güzel şeyler gördüğüm zaman istiyorum. Ama dedim ben kesiyorum. Buraya mikrofon takıyorum. Aman kes senin olsun dedi. Olsun. Daha ne istiyorsun? Ay canım aşk benim olsun. Canım. Peki kısa bir ara ondan sonra ekranlarınızdan sakın ayrılmayın. Sevgili Ceylan'ım, çok sevdiğim Ceylan'ımın düğününde neler yaşandı beraber izleyeceğiz. Reklamlar. Sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim. Dün söyledim, bugün o görüntüleri izleteceğimi. Çok da iyi oldu Sibel'imle beraber. Bülent'ciğim sen yoktun Ceylan'ın düğününde. İş mi vardı? İş vardı. Ah canım benim. Çünkü sen de seversin Ceylan'ı. Ceylan benim kardeşim. Seni de hepimiz severiz. Evet. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız oradaydık. Ceylan'ın yanındaydık. Evet. Allah mutlu etsin inşallah. İnşallah bu sefer çok uzun sürsün. Amin. İnşallah. İnşallah. Bir ömür boyu artık. Değil mi? Evet. Bir ömür boyu artık. Son olsun. Senin son de Sibel'cim. Amin. Önce Ceylan'ın düğününe sonra da Sibel'in düğününe götüreceğim sizi. Ceylan neler yaşadı? Hadi izleyelim. Oradaydım. Allah mutlu etsin. Ceylan o gün hep gülüyordu değil mi Sibel? Evet. Allah gülen yüzünü soldurmasın inşallah. Şehriban İpek imzalı gelinlik de çok güzeldi. Çok zarifti, topuzu güzeldi, yüzü güzeldi. Çok mutlu, sevdiği adama kavuşmanın tabii mutluluğu vardı. Ve hep bir gülümsemeyle gezdi o masaların arasında. Alişan resmen bir düğün sahibiydi. Canım evet. Benim. Ne kadar iyi bir çocuk o, ne kadar iyi bir delikanlı. Berdan Mardin'i kardeşimi buradan öpüyorum. Onun düğününde olamadım ben, konserim vardı, yanında değildim. Ama o gün de söyledim, dedim ki sana çok mahcubum. En kısa zamanda Berdan Mardin'in gönlünü alacağım. Gerçekten mahcubum o çocuğa. Yavrum o da kendini paraladı Ceylan'ın düğününde. Mustafa Keser, değerli hocamız, Mustafa hocam oradaydı. Mustafa Keser
Çok güzel mini bir konser verdi. Ben zaten o A dediğinde ölüp bayıldığım için yine böyle mest olmuş halde onu dinledim, izledim Mustafa hocamı. Çok güzeldi değil mi Sibel? Çok çok beğendim. Beraberdik şey Sibel eşiyle, sevgili eniştem Erkan Selah beyefendiyle. İyi ki siz de oradaydınız. Ben biraz... Ben Ceylan'ı çok eski severim. Yani bir de çok eski bir arkadaşlığım var. Ceylan'ı sevmeyen yok be. Ceylan ya. Ceylan, evet, bir de ama hiç başka kimseyi Ceylan de... Yok. Evet, Ceylan. Kıran da bir insan değil. Hiç kimseyi kırmaz o. Kırmaz, kalbi evet. Çok iyidir. Evet. Yani kardeşleri olsun, o olsun. Çok mutlu olduğunu ben nereden anladım biliyor musun? Biraz İzzet'le kırgınlar aralarını yapacağım en kısa zamanda. Güzel. Hangisi suçluysa özür dileyecek arkadaş. Ben anlamam. Ben İzzet'in kalbini kırdım. Gittim dedim ki ay küsme bana ne olur kurban olurum. Ben seni çok seviyorum dedim. Peki dedi. Barıştık. Ne var değil mi? Ya aslında evet. Ya küçücük bir tebessüm ya. Bence kırgınlıklara bence falan gerek yok. Bir de bunu ya. Da bilmek de çok önemli. Yani tabii. Ben çünkü İzzet'i çok bakıyorsun, seviyorum. Bakıyorsun gittim ona bitti yani. Evet. Yok ona küstüm, kapacağım. Küstüm değil mi dedim. Evet dedi küstüm. Ama ben seni çok seviyorum kurban olma küstüm dedim. Epey iyi bana ağzıma ya dedi. Çünkü İzzet de hakikaten dürüst, çok, güzel. Hiç, çok. Yani ki oraya gitmişsin o gul köle olur yani. İkisi de onlar kankalar yani. Böyle oldu ama oluyor aile içinde de oluyor hayatım. Yani. Evet efendim bu arada. Heh. Özür dilerim Ceylan'ın mutluluğundan nereden anladığımı söylemek istiyordum. Evet deyişinde sesi titriyor. Tabii konuşamadı zaten. Vallahi. Aramıza İnci Yeşil Yurt ilişki uzmanı sevgili arkadaşım İnci katıldı. Sana da öyle geldi mi İnci? Bana daha da ileriye gitti. Aslında ben erkekte daha çok heyecan gördüm. Ay bence de ben de erkekte heyecan hayır, gördüm. Şimdi Ceylan'ın bağırma çok sesinden çok daha çok bir bağırarak biraz da yani bu ailenin adamı ben olacağım imajını da vermeye öyle çalıştı olması sanki. Lazım. Doğrusu evet, da o. Yani gelenekçi bence ailede. Öyle olmalı. Bravo Gücan. Bak görüyorsun İnci Yeşilur senin için dedi ki bu ailenin erkeği benim tamamdır. Adam gibi. Öyle sesi olsun. Öyle çıktı heyecana rağmen dedi. Ben de sana bu konuda güveniyorum Gücan. Çok düzgün çok bir çocuk. Çok çiçi çift olmuşlar. Evet, çok, çok çiçi çok. Çift. Peki şimdi Sibel'in düğününe gidebilir miyiz Reyhan? Gidelim mi? Nedime'ydim. Evet. Biraz gergin bir Nedime'ydim. Niye? Sibel böyle bana bakıyordu. Aa buna ne oldu diye. Çünkü ben bir şeyden yanayım. Böyle geline böyle salıp duvak kayıyor. Öteki bilmem ne bir taraf bir tarafa gidiyor. Sevmiyorum öyle. Yani sizden de rica ediyorum. Allah aşkına şu öpüşme faslını bırakın. Eskiler öpüşmüyormuş zaten. Eskiler şöyle bir reverans yapıyormuş tabii. Böyle bir tabii. Birbirlerine. Bırakın. Böyle bir bak. Ellemeyin. Gelin ellemeyin. Gelin bozmayın. Sibel bana böyle. Bırak ellesinler. Hayır. Bozuluyor. Saçı bozuluyor kızın. Biraz önceki Ceylan'ın gelinliğini Şehriban İpek imzalı olduğunu söyledim. Sibel Barış, Canan Yaka imzalı bir gelinlik giydi. Ve o günün nedimesi nikah şahidi olarak buyurun efendim izlemenizi istiyorum. Uzun zamandır birlikte olduğu armatör Erkan Selah'la Bodrum'da evlendi. Ünlülerin de katıldığı gecede yaşananları bir bir ekrana getireceğiz. Şimdi bu muhteşem düğünün öncesine gidiyoruz. Gelin gibi süslenen yatta elinde evlilik cüzdanı Seda Sayan karşılıyor bizi. Ben çok baskı yaptım. Nikah önceden kıydık. İşte burada Sibel'imle Erkan Bey'i evlendirdik. Sibel Barış'ın Nedime'si olmuş Seda Sayan. Gelinin duvağını tutacakmış. Nedime ne yapıyorsa onu yapacağım. Altınları toplayacağım. Oradan biraz altın çantaya. Tabii. Onun için Nedime oldum. Çiftin evlilik cüzdanını elinden bırakmıyor. Kime verecek acaba? Cüzdan bende. En güvenilir olduğum için cüzdanı bana emanet ettiler. Ben bunu bilmiyorum artık kime vereceğim. Damadımı gelinimi göreceğiz. Ardından da düğünün yapılacağı alana geçiliyor. Gelin ve damadı tebrik etme sırası da ünlü şovmene geliyor. Damat da çok yakışıklı maşallah. Çok canım çok da heyecanlı. Ben Nedim'eyim sen Nedim. Uğur abi ben Uğur abi. Nedim şair Nedim. Biz kız tarafıyız. Biz kız tarafıyız. Erkek tarafından zaten 3 kişi var. Sıra takılara geldiğinde önce Mehmet Ali Erbil. Ben bir tane tekne aldım. Kusura bakmayın. Tuzla dershanesinde. Ardından da Seda Sayan düğün hediyelerini açıklıyor. Esprisi olsun sizin için de. Dedim ki geline beşi bir yerde. O zaman menajerime de beşi bir yerde dedim. Sen de orada Sen arada kapmıyorlar. Gelin ve damat ilk danslarını Ferhat Göçer'in şarkısıyla yapıyorlardı. Dünya yolunda gelse sevgili arar bulurum yine seni sevdim.
Dansın ardından gelin ve damadın nedimeliğini yapan Seda Sayan alıyordu mikrofonu eline. Patlatıyordu 70'lerin popüler şarkısını. Her şey Hastayı kestikten sonra yapılan havai fişek gösterisini de Seda Sayan'la birlikte izliyordu yeni evli çift. Sevgilim arar bulurum yine seni. Şimdi sevgili arkadaşım İnci'ye dedim ki hadim şarkılar da söylesin. Kız dedim her şeyi yaptım. Konuk karşıladım, şarkı söyledim. Kötü görümcelik yaptım. Ay dokunmayın gelinliği altın bozmayın toplarım. Diye. Altınları toplarım. Altınları da topladım vallahi. Tabii. Yok. Cüzdanı aldım. Sonra benim çok sevdiğim bir kardeşim var. O da Bodrum'daydı. Diyarbakırlı. Ümit Günay. Sevgili kardeşim bana dedi ki ay dedim dün dedim düğünden dedim Sibel'in dedim evlilik cüzdanı bende kaldı. Abla dedi onu dedi geri vermenin bir bedeli var dedi. Nasıl yani dedim. Abla dedi olur mu onu dedi tabii. Sana bir şey yapacaklar. Tabii. Ben de gittim Sibel'in kocasına dedim ki enişte dedim bana bir şey yapman lazım. Yoksa vermiyorum cüzdan dedim. Cüzdan hala bende bilmem artık. Şu böğrümü böyle bir böğrümü. Şu sineye şeyler. O da bebekleri yapıyor. Ha. Ne yapsınlar mı? O da. Vallahi şöyle şeyle bir sersin şuraya şöyle. Enişte iyi birine benziyor. Yok çok yapar. İyi. Çok vallahi. İyi. Çok inanılmaz. Yani tabii işin işte hepsi mutluluklar. Çok iyi ki varsın. İyi ki geldin. İyi biri dedi. Ne diyorsun bu konuda? Çok iyi. Yani benim hakikaten karşıma çıkan çıkabilecek adlandıramıyorum. Yani Sibel'in onun adı evine yok. Röportaja gittim. Ne güzel. İnci öyle bak mi? Bülent sen dedi ne siz de ne dinleyin. Bu? Sibel'in evine röportaja gittim. Sibel benim eski arkadaşım. Çok da iyidir. Gerçekten severim. Sibel'in yüreğini severim. Böyle konuşurken o anda Erkan Bey'le de o zaman flört ediyorlar. Böyle bir birliktelikleri var. Dedim ki Sibel bir şey söyleyeyim mi? Sen Erkan Bey'le evleneceksin. Bana dedi ki nereden anladın? Ya da içinize mi doğdu? Hadi canım. Yani böyle bir şey. Ya, hadi canım. Olmayacak bir şey. Olmayacak. Ha, ben öyle söylemek yani. İstemedim. Söylediğin için teşekkür ederim. Evet. Ve böyle yaptı. Şey. Olmayacak bir şey. Keşke dedi. Sen söylediğin için söylüyorum bunu. Dedim ki bak eğer ben de Seda'ysam, benim de burama doğduysa sen dedim Erkan Bey'le nikah masasına oturacaksın dedim. Oh. Ve o gün biz, Sibel'in annesi de evdeydi. Bana elleriyle poğaçalar yapmış, kurabiyeler yapmış. Kadıncağız beni işte yedirdi, içirdi, gönderdi. Aradan zaman geçti, benim haberim yok. Beni aradı Sibel, dedi ki ne kadar temiz kalplisin ya, evleniyorum dedi. Oh. Dedi his, ki, ben o anda sana demedim, içinden sen de his, çok temiz tabii, kalplisin. Söyledim. Ben sen de bunu gördüğüm için. Çünkü bu beyefendi senin gibi güzel kalbi kaçırmak istemeyecektir. Akıllı adam bence bunu anlar. Böyle davranmalı. Bunu anlar. Karşısındaki mücevheri keşfetmeli. Bana göre akıllı kadın ya da erkek. Öyle değil mi? İnci senin yanında böyle şeyleri konuşmamam lazım ama hoca buradayken. Estağfurullah. Hem keşfetmeyebilecek hem de neresine koyacağını, taşıyacağını çok iyi bilecek. Benim de mesela döşüm bekliyor enişte. O cüzdana yakışan bir şekilde gelecek o. Cüzdan bende. Hay ben karıyı aldım cüzdan. Bu önemli değil diyorsan ama ayıp bak buraya çıkar çıkar söylerim. Beni sustur. Beni sustur. Çok iyi bir insan. Bir de daha önce de bahsettim biliyorsunuz piyasaya çok kısa zamanda Seda bebekler çıkıyor yani Barbie'ler yerine ve Erkan Selah Bey o kadar düzgün o kadar ahlaklı bir iş adamı ki millet bu bebekleri Çin'den oradan buradan getirtiyor. Erkan Bey bu bebekleri Seda bebekleri burada yaptıracak. Bunlar çok önemli. Evet. Kesinlikle burada bizim memleketimizde önemli yapılacak bu bebekler. Hiçbir şey de yok. Hani oyuncaklara dikkat edin Allah korusun. Tabii. İşte Çin'den gelen, Japonya'dan gelen işte şöyle böyle plastikler dikkat derken biz bunun en doğrusunu Allah'ın izniyle Seda Bebekler Erkan Selah tarafından, Sibel Selah tarafından piyasaya sürülecek. Çok güzel bir proje bu. Erkan Bey çok da fazla anlatmayın diyor bize. Anlatmayalım değil mi? Evet, şu anda zaten toplantıdalar. Evet, vallahi toplantıdalar. Hayırlısı olsun. Seda çocukların Seda bebekle oynayacak. Ben nereye gidersem gideyim, küçücük bebeler geliyorlar.
beni böyle şey gibi görüyorlar, renkli renkli yapma bebek gibi görüyorlar ekranda. Ben de böyle şey olduğum için kıpır, hele bugün bir kıpır kıpırım ama bilmiyorum. Çok güzelsin her zaman. Neden acaba? Ama ben kıpır, bak kıpır, şarkıda ne dedim acaba? Ablam çok güzelsin, çok güzel. Dedin çok evet güzel, bugün ben fazla bir kıpırdadım. Yağ çekmek şarkı dayanamadın için abla. Çok güzelsin be ama dedin. Ama vallahi çok kıpır güzel. Kıpır diyorum maşallah. Bilmiyorum. Maşallah. Hayırdır? Maşallah. Aa, böyle bir tövbe estağfurullah. Niye olur sevgili İnci? İnsan böyle niye kıpırdar? Birkaç şeyden olur. Ya neden? Aşık olmaya başlayacaksın. Ya hayatında yeni bir sayfa açılacak, iş alanında olabilir bu. Aşk alanında olabilir. Ama geldi bebeklerden değil herhalde. Allah şimdi aşkına bebeklerden kamera bize. Kamera ikimizi al abi. İkimizi al. İkimizi al. Şimdi bir dakika, İnci hocam, İnci hocam konuştu. İnci. Hocam bir daha der misin ya aşık olacaksın der misin? Söylesin. Evet İnci. Ya aşık olacaksın. İkimiz mi? Yine mi? Yine yakın. 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 Kapıda. Havada aşk kokusu mu var? Var. Bak anladım. Ben de kime elimi sürersem var. Evleniyor Seda. Okan Karaca. Gel otur abla. Gel otur şuraya abla. Senin davetin var. Gel. İnci dedi ki elimi kime sürersem dedin. Aşık evlilik deme. Evlilik yasağım var. Aşk. Evlilik şey yasağım var benim. Ama oğlum kesinlikle izin vermiyor. Fakat ayıp Seda. Zaten ben nasıl utanıyorum artık. Nasıl zayıflamışsın sen? Vallahi utanıyorum. Çok utanıyorum. Artık bir daha evleneceğim demekten çok hicap duyuyorum. Ama ben yapacağım. Evlenmeyi istemekten utanılır mı hiç? Öyle mi? Aile kurmaktan utanılır ama mı hiç? Kızlar koca bulamıyor. Ben habire evleniyorum da. Kızlar seni örnek alsınlar tatlım öyle ama şey olur mu? Ama ne yapayım adamlar beni tercih ediyor. Çekilmeye bakıyor. Oğlum söylesene ya. Adamlar beni tercih ediyor. Yani bu kadına bak diyorlar. Abi şimdi bir şey söyleyeyim. Zuhal'in programına katılacağım yarışmaya. Dört dörtlük kadın arıyor ya. Gideceğim diyorum ki alın al dört dörtlük kadın burada. Hem pişiririm, hem göbek atarım, hem şarkı söylerim, hem ev işi yaparım, hem servis 10 numara. Daha ne olsun onun için benle. Merhaba diyorum, benle evlenmek istiyorlar. Vallahi ben istemiyorum senin ya. Senin hiç günahın yok o vallahi kadar. Beni tutan nikah masasına oturtuyor ya. Bak, ama itiraf. Geyşe kadın, geyşe kadın. İtiraf güzel. Ediyorum. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Bana merhaba diyen evlenelim diyor. Ne yapayım İnci? Kim demiş? Önce sana bu aşk yakın bu aralar yok. Sanki. Var. Vallahi anladım. Var. Kim bu yakışıklı? Enişte. Vallahi yok. Geçim bu enişte. Vallahi. Gözlerinden bellidir Seda ablam. Sen de kara sen. Bir kafanı rica ediyorum. Lütfen. Mert Bey rica ediyorum. Fosforlum sen de kara sevdam. Gözlerinden bellidir Seda ablam, sende kara sevda var. Koryede fosfor, sende kara sevda olabilir. Bu arada Sibel Ceylan'ın düğününde bana böyle yaptı. Bana bak dedi. Eğer dedi bir daha evlenirsen ki ben şöyle bir son bir şey istiyorum, bekliyorum. Ben yapacağım dedi düğünü. Sırtım da sağlam yerde. Evet. Takılarını da ben toplayacağım sana. Beşer. Yemin et kız. Beşer onar toplar. Yok anam evlilik bana yasak. Oğlum dedi ki ben utanıyorum ayrı da. Sana olsun. Son. Bir ömür boyu. Son bir kez. Bir ömür boyu. Bir kere daha. Son. Olacak. Hoşum. Amcam küçük gibi bir kere daha lan beni bir. Yok istemiyorum be. Evli kızım ben evlilikte. Ama aşk İnci geliyor. Uzmanı geliyor. Yakaladım ilişki uzmanı. İnci ben evlilikte çok başarısızım. Niye? Evet anlat sen anlat. Ben sana söyleyeyim mi samimi olarak. Başarısız sen değilsin. Başarısız senin aşkla evliliği karıştırma. Başarısız sen değilsin. Gerçekten ben aşık olmadan mı evleniyorum? Aşk sanıyorsun sen. Kız dinleyin kız. Seni hep gözlemliyorum evliliklerinde. Ha ne yapıyorum ben? Bir kere senin yetişme tarzın, annenden yetişme tarzın. Yani bir erkekle beraberlik illa evleneceksem o yolda bir izleyeyim bakayım. Babamın yüzünden inceleyim. Rahmetli. Olabilir. Nur içinde yat da baba. Olabilir. Baba nur içinde yat da. Ahça da gülüyor. Gülme halacığım. Ay canım. Ay, ilgi istiyorum. Evet.
Benim arkadaşım aşık. Ama şimdi yazık geliyor. Bana ilgi gösterin Gülhan. Derinliğime inin ne olur. Derinliğini sevin. Kız İnci, bu konuda lütfen beni aydınlat. Sana şimdilerde artık aşk gelecek. Ama o aşkı da hemen evlenme. Benden sana İnci kardeş tavsiyesi. Kız vallahi evlenmek hemen istemiyorum evlenme. Ben. Anam evlenme. Beni tutan evlenelim diye. Ya elini tutan nikah masasına götür. Tövbe masayı gördüğün yerden bir müddet kaç sene önce. Evlenmeyeyim. Evlenme. Ben evlenince ne oluyor? Ben mi bozuluyorum, adamlar mı bozuluyor? Adamlar bozuluyor. Ne oluyor bak bunlara? Şimdi, şaşırıyorlar acaba? Şuna şaşırıyorlar. Buradaki Seda'yla, şimdi toplumun gözünde bir Seda Sayan imajı var. Ha. Güçlü, ulaşılmaz, tepede. Ama evdeki Seda yok, o kadar tam bir kadın değilim de. Yok. Sanat camiası içindeki yerin seçkin. Bunu artık herkes biliyor. Ha. Ama o Allah Seda'nın ev kadınlığı tipinde de mükemmel, klasik bir Türk ev kadınını gördüğü an abandona oluveriyorum. Doğru, öyle bir kadınım. Abandona oluyor. Öyle Seda, ne Seda Sayan'ı be? Hı. Ben normalde de söylüyorum. Seda Sayan ne be? Ne alakası var? Ha bu sefer ne normal oluyor? Normal bir kadınım ben de. Ne oluyor o sefer? Adam diyor ki, saçımda tokanlı ben neyim ya? Ben ne be adamım ben ya? Ha kadına bak dört dönüyor mu oluyor kız? Ha. Yapmayayım mı acaba? O kadar da değil. O kadar da değil Seda. Ara sıra şöyle yapmayayım değil o mi? O kadar değil. Yap. Bak ben seninle bir sürü şey öğreniyor şu anda. Ama, İnci yeşeriyordu dinleyin. Sevgiyi çok abartılı da sunmak, kendini adamak o ya evliliğe. Ben çok o evliliğe yanlış. Ben bir şey söyleyeceğim. Sadece hayatımdaki erkeği değil. Ben karşımdaki her canlıya dokunarak sevmeyi seviyorum. Ve sevgimi çok çabuk geçiriyorum. Bu bende var. Benim sen dokunsal iletişimsin. Şey ha dokunarak. Dokunarak. Bak evet. Ben de öyleyimdir. Ama eğer bu bana hayatıma, evliliğime olumsuzluk getirecekse biraz törpüledim ben onu. Yapamıyorum işte ben onu. Törpüleniyor. Bir ara konuşalım yani seninle. Yani sevgi dalası bir kadınım ben. Aynen öyle. Evet. Aynen yapış öylesin. Yapışım. Ama eğer karşındaki evet, adam... Evet. Vallahi bugün bak... Ay, bunu anlayacaksa... Bak bunu anlayacaksa... mükemmel. Her erkek bunu anlamaz. Evet. Her erkek anlamaz. Anlamayıp şaşırıyor mu acaba bunlar? Tabii yok şaşırıyor. Sonra, kendini... Doğru. Ben neyim ya diyor. Ben şimdi kendimin farkına ya, vardım diyor. Tabii. Seda Sayan gibi bir kadın bak evde bana neler yapıyor. He, sonra? Ondan sonra başlıyor gözleri felfecir okumaya. He. Acaba daha iyisi var mı? Ben çünkü zaten... Ya da herkes enim, mi acaba bana böyle bakıyor? Enim zaten. Başlıyor arayışlara. Ama duygusal benim, arayışlara. Mesela boşanmalarım hiç aldatılmayla ilgili asla bir şey. Duygusal arayış başka hiç, şey. Hiç aldatma başka şey. Şart ya da aldatıldıysam da helal olsun. Hiç anlamadım. Hiç şart değil aldatılmak. Ama duygusal arayışları başlıyor. Tatminsizlikleri başlıyor. Ha, başka bir şey. Başlıyor. Ama burada Seda'yı biz esas önemli olan. Problem orada. Aşkla evliliği karıştırıyorsun sen. Evet. Anla, evet. Ben eleştir Allah aşkına ya. Ben kızmam biliyorsun. Yani. Ben ne yapıyorum? Nerede hata yapıyorum? Sen evliliği aşk zannediyorsun. Peki saymasak hani çocuğumun babası hariç şu ötekileri saymasak. Hani yeni bir şey olabilir olmalı, mi? Olmalı. Zaten olmalı. Yemin et. Senin için olmalı. Ne yapmalıyım? Gönülden istiyorum biliyor musun Seda? Senin gerçek aşkı yaşamanı bence. İstiyorum ben. Canlı gönülden. Çok. Allah'ım inşallah sesimi duyuyor şu anda. Gerçek aşkı yaşamalısın. Yaşa ama hemen koşma evlenme. Söz. Ne yapayım? Hemen yani evlenmeyecek. Hemen zıplama. Atlama yaşa. Hemen. Tamam, hemen aile kurayım. Sibel'e de söz verdim soracağım. Yani hemen 3-5'ten sonra evlenelim aile kuralım. Zaten beraber iyiyiz bunları yapma. 2 sene 3 sene bir sürsün bakalım. Bir bakayım. O aşk bir otursun bakalım yerine. Bir bakayım değil mi? Sen de bak o da baksın. Sürünce olmuyor evlilik. Olmuyorsa aşkta kalsın. He, orada kalsın. Ama evliliğe geçtiğin zaman senin aile kadınlığını biz bildiğimiz için onu anlayacak adam kalitesini yakaladıysan ve aşıksan evlen. Yoksa dur böyle kal sana daha iyi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben flört etmeyi bilmiyorum, evleniyorum. Hiç hemen. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorsun. İşte yaşaman lazım. Baba Allah rahmet eylesin de senin yüzünden bundan flört etmeyi bilmiyoruz ki. Tuttuğumla evleniyorum. Bak ben serserilik yapmadan. Ya da elimi tutanla gidip evleniyorum. Serserilik yapmadan flörtü her gence tavsiye ediyorum. Hah, ama serserilik yapmadan. Yapmadan tamam. Doğru. Yani kızlar kendi adabıyla evlenecekler. Erkekler kendi ahlaklı düzenleriyle. Doğru. Geleneksel tabii yapıda. Ki yani. Ama burada... birbirini tanımak şart. 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 Sadece birbirimizi görelim, sinemaya gidelim, elleşelim, koklaşalım değil. Tanıyalım ya. Sen ruhunda neler var? Ben bir dinleyeyim, bir bileyim. Sen de onunkileri bir anla. Hayatım eskiler aslında bak her şeyi ne kadar doğru, doğru yapmışlar. Doğru. Görücü usulü bak söz kesmişler. Vakit var arada. Nişanlılık evlisi yaşamışlar. Sonra evlilik. Tabii. Bu zaman zarfı ne hep tanıyın. Tanıma. Görün. Ne bileyim çarşıya çıkılmış kavga edilmiş. He olmuyor. Ne bileyim bir beraber yemeğe gidilmiş.
Bak o alışverişler olmamış. Çok şey verir ha. Evet. Ben dikkat ediyorum. Nişanlı çiftler geliyorlar. Bu nişan sepetleri var. Birbirlerine götürülen hediyeler var. Veya düğün alışverişleri, nişan alışverişleri var. O sırada iki ailenin tavrı, birbirine yaklaşımı, birbiri için tutturmaları bazı şeyleri. Her şeyi ortaya koyuyor aslında. Evliliğin nasıl gideceğini de veriyor. Aile arası doğru. iletişimleri de veriyor. Onun için bizim geleneklerimizden kopmamayı hala öneriyorum ben. Veya söz aşamasında nedir? O işte kurdelalı yastığın üstünde yüzükler konulur. Evet. Çikolatalar verilir, hediyeler alınır tabii verilir. Evredir hayatım tabii, o. Bunlar birer iletişimdir aslında. Evet. Hediyeleşmek de iletişimdir. Bizimkiler şimdi ne yapıyorlar? Günü alıyorlar. Evleniyorlar veya çok kısa bir zaman tutuyorlar nişan sonra süresini. Olmuyor. Nişan işarettir evlilik için. Evlenebilirim de evlenmeyebilirim de. Bunları ama niye o süreyi bugün bu kadar tanıyacak. Konuşuyoruz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda davaların çoğunu boşanma davaları. Yani bunu yaşayan sadece ben değilim. Ben tabii usulünce çok doğru yaptığıma yine babama Allah rahmet eylesin inanıyorum. Kötü bir şey yapmıyorum, en azından kendi şahsıma münhasır işler yapıyorum. Kimseye zarar vermeden, kimsenin huzurunu bozmadan tabii. bekar olan insanla tabii. ve çok büyük yaş aralığı. Hiç yazılanlara çizilenlere bakmayın. Ben hiç o kadar çok büyük yaş aralığı olan insanlarla hiçbir zaman da evlenmedim. Hiçbir de yanımda aykırı durmadı. Bunun da her zaman sözümün arkasındayım. Bunlar ayrı ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en çok davalar boşanma. Her birinci altı sırada. Çiftten biri boşanıyor şu anda her yıl. Ne oluyoruz? Bize ne oldu? Ben söyle, bir kere evlenmeyi bilmeden evleniyoruz Seda. İki, konuşarak anlaşmayı beceremiyoruz. Evet. İki en önemli problem. Ve aslında evlilik içinde çözülebilecek problemleri çözmeden tahammülsüzlükle birlikte evliliği sonlandırmakla neticeleniyor. Ama dönüp baktığımızda eğer bu insanların başına silah dayayarak evlenmedilerse, herkes isteyerek evleniyor tabii. sonuçta. Ve bu çiftler ilk 5 yılın içinde dağılıyorlarsa, ayrılıyorlarsa, o zaman bu çiftler evlilik hakkında kendi kafalarında, kendi hayallerine göre evleniyorlar diyoruz biz. Konuşuyoruz bu insanlarla. Dağılmadan evvel konuşuyoruz çünkü. Ben bir de Aile Yaşamını Koruma Derneği Başkanıyım. O yüzden ailelerle sık sık görüşüyorum. Ve bana şunu söylüyorlar. Kızlarımızın kafasında bir evlilik hayali var. Bu evlilik hayalinde ne var? İlgi var, sevgi var, şefkat var, anlayış var. Bunlardan oluşturuyorlar ama bir de erkek tipi var. Bunu kurarken o erkeğe sormuyorsunuz, kızlar diyoruz biz. Çünkü evlilik bir erkek bir kadından oluşturuyor. Tabii. Lütfen büyük büyük hayallerle evlilikler yapmayalım. Büyük büyük isteklerimiz, ideallerimiz ama bütün olmasın. Kızların büyük büyük hayalleri maalesef var. Maalesef gelinliğine kadar hayal ediyor. Evet. Ama ondan sonra karşısına öyle bir adam çıkıyor ve onu seviyor ki evet. o adamın o gelinliği yapacak maddi durumu yok. Ben seviyorum. Hayalimde o gelinlik biraz var. Biraz beklentiler de yüksek. Çok yüksek. Onun için ben genç delikanlılara çok üzülüyorum. Kızların beklentileri o kadar yüksek ki yüksek. Çocuklar buna yeltenemiyorlar. Yani hele şimdiye korkuyor baktığımızda. Delikanlılar. Nasıl yuva kuracağım? O kadar çok şey istiyor ki diyor. Yapmayın. Bu kadar beklentileriniz de olmasın. Ne olur. İnan, artık her şeyi birlikte yapmaya tabii, çalışın. Erkeklerin ama geneline bakıyorum. Aslında erkekler çok fazla değişmediler. Yani hala aynı şeyleri bekliyorlar. Huzur, güler yüz, cilve. Heh. Başka bir şey beklemiyorlar. Cilve istiyor. O bende çok. Sende babası var. Güler yüzünde var da huzur biraz fazla çok çalıştığım için. Aslında bende de var başarısızlık. Var var. Niye evlilikte başarısızım dedim. Çok doluyum. Ne bileyim ben hayatımdaki tempo, insanın ilgisizliğinden çalışma, yakınırken kendim de çok yoğun olduğumu bazen unutabiliyorum. O da etken olabilir. Yani hep olabilir. De karşımdakine batırmayayım iğneyi. Yani. Kendime de batırıyorum. Azıcığına ama. Dokunduralım. Ne bileyim ben. Dokunduralım. Şimdi yani. Tabii ki her tarafta, her iki tarafta da eksikler oluyor. Hiçbirimiz kusursuz değiliz ki. Ben değil, uzman olduğum canım, halde kusursuz tabii. değilim. Evet. Değilim. Tabii canım. Benim de bir evlilik hayatım var. Hepimizin hayatında inişler var, çıkışlar var. Ama önemli olmaz olan mi? O yokuşu inerken arabayı boşalıp salmayalım yani. Şöyle direksiyonda duran bir adam olsun. Şuradan lazım. Genç kızlara bir seslen Allah evet. aşkına. Yani bu kadar da çok şey beklemesinler karşılarında. Hem çok günah. Şey beklemeyecekler. O çocuklara ben çok üzülüyorum delikanlılara. Yok evlilik müessesesi kalmayacak vallahi ortada. Bu maddi kadar olarak beklenti. Maddi olarak ben beklenti. Ben beklemiyorum bu kadar. İlgi olarak beklenti. Yani. Benim ailemle çok görüşelim, senin ailen uzak dursun. Böyle bir şey yok. Heh. İki tarafın da ailelerine yakın olunacak. Günah. İki tarafın da aileleri iletişim içinde olunacak. Onlara da saygı, sevgi. Sonra
kayınvalideyi bu kadar gözümüzde büyütmeyelim. O da gelin oldu zamanında. Evet. O eğer o oğlanı doğurduysa, erkeği doğurduysa, ben bayıla bayıla o adamı koynuma aldıysam, o kaynana benden ileri, bir kere ben onu kabul edeceğim. O saygıyı göstereceğim. Bir de ben şeye yani, inanıyorum. Karısını seven karısının annesini, kocasını seven kocasının annesini, ailelerini sever hayatım. Böyle bir şey var mı ya? Tabii. Yani mühim olan senin karşısındakini ne kadar sevdiğindir. Ekonomik problemler söylendiği kadar yüksek sırada değil Seda boşanmalarda. Dördüncü sırada. Birincisi aslında çiftlerin evlendikten sonra evlilik gerçeğiyle karşılaşması. Görevler var, sorumluluklar var. Erkeğin görevleri var, kadının sorumlulukları var. Ve özellikle karı koca çalışıyorlarsa o zaman eve girdikleri andan itibaren didişme başlıyor. Toplum olarak öyleyiz İnce. Evet. Artık hepimiz karı koca, çoluk, çocuk mecburuz, çalışıyor. Mecburuz. Çocuklara bakıyorum, okula gidiyor. Mecburuz. Öğlene kadar çalışıyor. Mecburuz. Yani artık böyle ya da sabah okula gidiyor, öğleden sonrayı değerlendiriyor. Ya da işte okul günlerini ayırıyor. Ondan sonrayı paraya nasıl çeviriyor? Çocuğun kursu böyle var. Böyle bir toplum olduk. Öğretmeni var, kursu var, servisi var, masrafı var. Yetişmiyor yani, yazık. Teknoloji ilerledi, televizyonda gördüklerimiz var, ihtiyaçlar var, almasan olmuyor. Tahammül edememez hale geldik. Tabii. Yani aslında bizler teknoloji kölesi aileler haline dönüştük. Teknolojiyle birlikte ihtiyaçların artması, bu ihtiyaçların karşılanması için daha çok çalışmak, daha yoğun tempolar. Doğal olarak akşam eve geldiğinde herkes ayaklarını uzatmak istiyor. Kimse kimsenin saçını okşamak istemiyor. Bülent öyle misin evinde? Bir erkek var aramızda, soralım bir dakika. Bülent evinde öyle misin? Yani çocukların var, Allah bağışlasın. Çok iyi bir eşi var. Düğününde onunlaydım. Tamam. O günden bu zamana ve çok severim karısını. Tam böyle bir Anadolu terbiyesiyle yetiştirilmiş bir kız. Ve çoluğuna, çocuğuna, kocasına sahip çıkan. Sen nasılsın evde? Şimdi bu kız senin kaprisini ne kadar çekiyor? Doğru söyle. İtiraf et. Bir kere kesinlikle ağzını açmıyor. Ben sinirli olduğum zaman, ki bunu en başta konuştum mesela. Dedim ki bağırırım, çağırırım, sakın bana cevap verme. Ha. Haklıyım ve haksızım. Ama helal olsun, ağzını açmıyor. Susuyor. Baştan bunu söylediğin için tolere ediyor. Evet. Ama bunu niye dedin sen? Yani şimdi bize göre, İnci'ye de göre işin bence başından yanlış. İşin başında ama anlatmış. Bak ben çok takdir edilecek bir şey. Yani ben olumsuz yanlarından da bahsetmiş. Ay, evet. Bence şöyle de söyledi Bülent onu. Yani bizim yaptığımız iş stresli bir iş. Tabii. Bir anda sana patlayabilirim. Tabii. O anda beni idare edersen her şey geçer. Böyle mi anladın? Yemin ediyorum aynı. Boştu, aynı. Çünkü anladım. Dışarıdan geliyorum. Ya bir telefon görüşmesinde sinirleniyoruz. Ya bir şey oluyor. Olmaz o anda hayatım. Sinir gibi sinirimiz ya senden ya çocuklarından çıkar. Allah korusun daha elim kalkmamıştır yukarı. Bağırırım çağırırım ama sakın ha dedim bana cevap verme. Vallahi helal olsun. Daha bugüne kadar ağzını açtım. Ama evi yönetiyor aslında bu şekilde. Çünkü evi yöneten kadın aslında. Kadın. Şimdi Twitter'daki bütün arkadaşlarım hepsi paniklediler. Siz beni evlendirmeye kalkınca inanılmaz kızıyorlar. Cemal Şahan diyor ki evlenme Seda abla, sen bizimsin. Bak Danimarka'dan Sedat Çelik diyor ki aşk yok, yeni albüm yolda. Seda bebekler çalış, çıkıyor. Çalış. Evet. Ne demek Harputlu kim? Evlenmek yok. Woo! Ana. Fena oldu valla. ve diyorlar bak Sedat pek yamaner diyor ki Sedat 10 numara kadınsın be, nasıl tercih edilmeyesin ki sen diyor. Canım kardeşim benim, yürü be. Sakın Seda evlenme diyorlar. Gülay Karabulut diyor ki evlen be abla, sana yakışır diyor. Senin kıymetini bilmiyor bu adamlar. Öyle deme. Yazık günah. Demeyin. Ceyhun Al diyor ki seni seviyorum diyor. Seda ablacığım diyor. O da bana sevgisi ilanı aşk ediyor çocuk. Babalar, evet. Filiz Demir diyor ki havada aşk kokusu mu var diyor. Perihan Berrak diyor ki biz seni kimseyle paylaşamayız aşkım. Alara 27 diyor ki evlensin kız son bir kez. Evet. Biz ne dedik baba? Benimkiler birbirine girdi. Son. Bak Ceyhun Al diyor ki boşver sen dizi yap çok güzel olur diyor. Dizi film çek diyor. Evet. Nicky Neyin ablam diyor az sonra frikik ver. Derem Danka frikik vereceğine dikkat et. Demin mi oynarken? Ama bunun içinde badisi var annem, korkmayın, açılsa bile body o. Tabii. Evet efendim, her türlü sağlamdayım. Korkmayın. Kale sağlam. Sağlam, kale sağlam. Hiç korkmayın.
Evet, diyorlar ki ay uzun etek. Balım Tuğba demiş ki Erdal'a sesleniyor. Erdal benim mini etek giymemden nefret ediyor. Amasya'da bir Erdal'ımız var, kıskanç. Hı hı. Sakın yayına mini etek giyme diyor. Ben de bugün onu delirtmek için dedim ki süper bir mini etek giyeceğim dedim mahsus. Balım Tuğba da ona sesleniyor. Erdal diyor koş koş, Seda'm uzun etek giymiş. Evet, ama görüyorsunuz Eda TK diyor ki sen arada adamlara ekmek lazım getir desen o zaman evliliğin sürecek. Ha. Doğru. Evet. Doğru. Biz ne dedik? Sen hemen kedi gibi. Eda. Eda Tokcan bu. Eda Tokcan kardeşler. Onu da ben evlendirdim. Ümit Tokcan'ın kızıdır. Eda'm seni çok seviyorum bir tanem. Sen diyor bak işte çocuktan al haberi. Sen arada bir adamlara ekmek lazım gelirken getir desen o zaman evliliğin sürecek. Bak kız ne bileyim ben kıyamıyorum ya bir şey istemiyorum. Aslında salaklık yapıyorum değil mi? Adama acık sorumluluk yüklesene günah. Ben ne bileyim böyle yapıyorum bak. Günah kız yazın. Yanlış. Tamam, demeyeceğim. Yanlış. Yanlış. Ne bileyim mesela yardımcının parasını ver. Aidatı öde. Arabanın benzinini. Tabii reis oldu. Ben benim evimde. Beğenmekle yükümlüyüm Seda. Benim işim beğenmektir. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Peki. Reklam. Hiç. Ayça orada delirdi. Hala reklam diyor. Bu çocuğum bunları sen de dinle. Efendim benle ilgili çok önemli bir şey. Ben ekmek getir demiyorum. Demek ki hata orada reklamlar. Evet efendim. Yeni konuklarımız aramıza katıldı. Feraset Bey burada. Feraset Bey hoş geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Feraset Bey benim Twitter'dan sabah bütün Twitter'daki arkadaşlarıma, dostlarıma da duyurduğum gibi 27 yaşındaki çekingen olduğu için 27 yaşına kadar kız arkadaşı bile olmamış oğluna gelin adayı arıyor. Niye bana geldi bilmiyorum. Acaba Feraset Bey'in bende mi gözü var bilemedim. Feraset Bey bana niye geldin, ben izdivaç programı yapmıyorum. Niye ben? Söz bende mi? Ben senin amcanım. Evet onu söyleyeyim. Ay canım benim, Allah razı olsun. Ama senin sevgin bende değil de bütün ailemin içinde, gözünde. Ay ne güzel, ne mutlu bana. Bana güvendiniz yani. Senin daha önceki programlarına varıncaya kadar değil şimdi. Her yerde seni dinlemekten zevk alıyoruz. Allah razı olsun. Amaç şu. Evet. Ben elindeki kağıtta da gösterdiğin gibi oğlumu senelerden bu yani herkes evlendi, evet. Bunu evlendiremedim. Yanımda çalışan kızların dahi yanına yanaşamadı. Utanıyor. Bu da biraz benden. Mehmet. Mehmet yakışıklı da. Mehmet hoş geldin hayatım. Şimdi ablası biraz da benden. Niye? Mikrofona vurma Feraset Bey. Pardon. Biraz da benden. Ben 15 seneden önce eski tosun gitti, yenisi geldi. 15 seneden bu yanı dünyadan elimi çektim. Sen niye bu çocuk böyle oldu yani? Biraz İşte o da en ufak çocuğum olduğu için. Kaç çocuk? 6 tane. Öbürleri evli. En ufak Mehmet. En ufak Mehmet. Bu İnce doğar... iyi dinle, sana çok işimiz düşecek. Bu doğarken ben o zaman Ankara'da bir görev icabı Ankara'daydım. Evet. Torpilli de göre başhekimin kanalıyla hastanede ana rahminden çekmişler kafasından. 7,5 kilo doğmuş. Elindeki belgede de yazar. Kaç kilo? 7,5 kilo. Ne yaptınız ya? Bu kadar mı doğdu bu? Bu zaten doğduğunda bu kadarmış. 7,5 kilo düşünsene kız hazır. Çocuk ve hazır. Sonradan bu çocuk hayatta hazır doğmuş. Maşallah bu çocuğu, da yani ne analar var. İlkokuldan sonra okutmadım. Arabayla inşaata götürdüm. İnşaattan getirdim. Yani kendime bir ana olarak bunu İstedim ki hep benden yaşasın. Geldim eve geliyorum, kapanıyorum, evrak hanım, okuyorum. Hanım? Hanım var. Hanım var da hanım da müteassip. Hanım şu an hayatta yaşıyor. Hayatta. Allah ömür versin. Bizi Allah izliyor mu şu an? Şu anda herkes izliyor. Ay bütün herkese buradan bir kokulu öpücük vereyim bak. Benim sülalem, benim sülalem çok geniş. Babam 5 evli. Biz 30 kişi kardeşiz. Eğer sayarsan 300'ün üstünde. Ama şöyle bir durum var. Benim okuduğum kitaplardan çok etkilendi.
Mehmet mi? Ne okuyordunuz Feraset Bey? Ben Arapça, Farsça, Türkçe, İslami kitapların hepsini maşallah, okurum maşallah. Kendim. İyi kötü bir... Nerelisiniz Feraset Bey? Aslan Erzurumluyum ama 60 senedir İzmir'deyim. İzmir'desiniz. İnşaatlarla uğraşıyorum. Ay benim çok hoşuma gitti yalnız. Yani evlendireceğiz, düzgün bir kız arıyoruz. Ama senin programında vallahi hoşuma gitti benim. Bu kadar şimdi ben interneti internete veren arkadaşımız, hemşerimiz. Ya dedi sen bu çocuğu evlendirmedin. Ve kapalı kız da bulamadın. Bulamadım Mehmet da. Mehmet kapalı istiyor. Bir dakika, Mehmet ne istiyor anlatayım size. Evlenmek istiyor. 950 lira aylık gelirim var diyor. 950. Apartmanın, 950. 950. Doğru söyledim. 950 lira aylık geliri var Mehmet'in. Apartmanın dördüncü katında Mehmet'in kız. Karşıdaki arsanın istediğim... yarısı da onun, yarısı diğer kardeşlerin. Dairenin haricinde. Arsa var, arsanın yarısı sen Mehmet'im. Sen ne be? Ben alayım be. Sen ne be? İşte ekmek getirecek adam. Ekmek demediniz mi ya? Bak utandım Mehmet'im. Bir dakika. Ya espri yapıyorum ama benim kardeşim ya sizde. Sizi güldüreyim diye yapıyorum. Ama ekmek getiriyor çocuk bak. Tabii. Hakikaten niye ekmek istemedim? Bu aklıma gelmiş. Bundan sonra ekmek getir, evet. Süt getir, git bakkala yumurta getir. Evet. Bakkal. Abla, zeytin, beyaz peynir. Hadi. Ne diyeyim, ne isteyeyim? Zeytin getir. Bülent ne isteyeyim? Zeytin, beyaz peynir, kurma peynir. Bak Bülent'in canım. Üstüne veriliyor bu arada. Zeytinyağı severim. Zeytinyağı sızma olsun. Gelirken annemlere de uğra. Hadi bakayım, evet. Değil mi onda? Tabii tabii. Anneme de bir uğra bir bak bakayım. Bir sepet bırak oraya, bir ihtiyacı var mı? Tabii canım. Bunları Bülent yapıyor ama. Annem inanamaz, kadın intihar eder. Benim anneme bir ihtiyacım var mı dese. Kadın Allah'ım yarabbim bana bir şey oldu diye intihar etti. Hani bunlar bu giller. Yani hiç sormuyor mu lan? Yok hiç görmedi kadın öyle bir şey. Yani Coşkun ayrı. Coşkun bırak bir şeye ihtiyacı var mı, çocuk böbreğini vermeye kalktı. Bu da fazla iyi. Ortayı bir ortada bulamadık. Ablam buldu, bu çok iyi. Ben... Ay tövbe yarabbim, tövbe. Ama Allah ne de olsa Elazığlı o. Ayırmasın inşallah. Elazığ yüreği taşıyor. Ya da ben bir bakkal bulayım. Adam gelirken ekmek de getirir. Hem de en tazesini. Yok anam, benim şansıma en bayatını getiriyor. Yok. Şimdi. Evet. Benim der ki ekmek taze geldi, hele şunu çıkın bir eve götürem de gelem. Ay Allah gülmekten ayırmasın. Amin. İnşallah. Devam ediyorum. Mehmet ne istiyor? Mehmet evlenmek istiyor. Mehmet 950 lira aylık gelirim var. Apartmanın dördüncü katı bana ait diyor. Ayrıca arsalarda da hisseleri var. Evlenmek istediğim yarısı, beş adayı. Arsanın yarısı bunun, yarısı beş kardeşin. Bak o güzel. Niye yarısı bu, hepsi bunun neredeyse? Bu beş kardeşi günah değil mi? Şimdi bütün yavrularımı kendi arzum üzerine evlendirdim. Ha. Herkesi de yuvasından uçurttum. Herkesin dairesini verdim. Onlara fazlalık olarak ayrıyetten birer daire daha yapacağım orada. Onlara. Buraya? Şimdi burada olacak 12 daire. Altısı bunun. Altısı da onlar. Mehmet'i isteyenler tweet'ten yazın. Vallahi Mehmet'i kaçırma. Artı onların hepsinin ehliyeti var. Karılarının da, çocuklarının da, kızlarımın da. Şimdi bu çocuk böyle olunca ufaktan buna bir rapor alındı. O rapordan mütevellit ehliyet alamıyorum. Rapor alamıyorum. Ha. Alamadığım için direksiyon. Şimdi gelin hanıma bir de ehliyet olsun, araba gelin da alırsın. Gelin hanıma ehliyet alacağım, araba alacağım. Hadi be. Heh. Al be diyorsun şimdi. Ama kapalı olacak, tesettürlü olacak. Ha. Beş vakit namaz kılacak. Ha, kriterlerimizi söylüyoruz. Mehmet tesettürlü oluyor.
olsun diyor, namaz kılmasını istiyor. Müslüman saliha bir eş arıyor. Değil mi evet, Mehmet? Evet. Annem ve babamla birlikte oturup evlenince artık ayrı oturacaksın canım. Şimdi şu anda o bir konu... Bir ben Mehmet'le konuşma. Mehmet beni gör, dili açıl. Buyurun Mehmet. Ben annemle de babamla da yaşamak istiyorum. Eşimin namaz kılmasını ve annemle babamla yaşamasını istiyorum. Evlenince de mi? Tabii ben çünkü annemi babamı bırak ayrılmak ben istemem, oturamam annenle babanla. Kızlar da istemez. Ben kızların adına konuşuyorum. İstemiyorum ayol. Değil mi? Orada anlaşalım. Feraset şimdi Bey. Hemen cevap vereyim. Öbür çocuklarını utanıyor oğlum biraz. Böyle yer gördüğü yok da. Ama ona göre o kız zaten öyle ahlaklı. Şimdi şu anda ben torunlarımı da evlendirdim. Zaten onu üzmez torunlarımı da evlendirdim. Şimdi ciddi olalım da. Diyor ki annem ve babam da emekli. Her bütün torunlarına bu kadar etti. Benim de bir çocuğum en az 10 yaşına gelinceye kadar beni bırakıp da başka evlerin gitmesinde. Benim evim var da. Kaç müteahhit adamın evi olmaz diye bir şey var mı? Kaç yaşında istiyor söylüyorum. 20 ile 32 yaş arası. Mehmet'in kriterlerinde 20 ile 32 yaş arası tesettürlü, namazında, abdestinde düzgün bir kız arıyor. Bence de haklı ama bir tek şeye de uyuşamayabilirler. Gelen kız, artık kızlar anneyi, babayı, kayınvalideyi, kayınpederi evde istemiyorlar. Bence çok da haklılar. Kusura da bakmayın. Şunlar evlendikten sonra şunların başından bir çekilin. Ama Feraset Bey diyor ki benim oğluma ihtiyacım var. Oğlumun da bana ihtiyacı var. Bence zaten bu kadar imanlı, dürüst bir kızı inşallah bulursak zaten o Mehmet'le ilgilenecektir ve bakacaktır. Bence siz de elinizi çekin. Belki Mehmet'e iyi de gelir. Ben ne konuşuyorum? İnci sen konuş bacım ya. Şimdi Allah gecinden versin. Kimsenin ne kadar yaşayacağının garantisi bilemeyiz, yok Sedacığım. Tabii. Yani anne baba da ne kadar başımızda duracak, Mehmet'in başında duracak bilemeyiz. Doğru. Onun için kuracağı ailede gelin hanıma ben biraz daha baş başa kalmalarından yanayım bir kere. Yani yavaş yavaş aileyi gelin hanımla Mehmet'e devrederek yavaş yavaş kenar. Birdenbire değil ama yavaş yavaş. Önce ne bileyim altlı üstlü oturulur. Daha sonra başka bir daireye geçir ama birlikte ben pek fazla onay veremeyeceğim o duruma. Şimdi anneyi babayı anlarım, duygularını anlarım. Ama bir de yaşamın gerçekleri var. O yaşamın gerçekleri içinde gelecek kızımızın da bir hayatı, bir ailesi var. El üstüne, ev üstüne olmuyor. Ama Mehmet'in aradığı, Mehmet'in istediği özelliklerdeki, ahlaktaki kızımız da zaten kocasına, yuvasına sahip çıkacaktır. Bir yuvanın bir tane sahibi olur, 3 tane olmaz. Bir evde 2 kadın olmaz. Olmaz. Bir evi bir kadın yönetir. O yüzden tabii ki koparak değil, tabii ki ayrı ayrı uzaktan, değil. Uzaktan tabii. Ama yavaş yavaş o işin devrini, yönetimini gelin hanıma bırakmak lazım. Çünkü o bu konularda uzman tabii. Ve iyi bir kadında siz iyi niyetle iyilik adı altında gençlere de kötülük edersiniz böylelikle. Allah göstermesin, gözünüzü kapadınız. Bir şey oldu. Allah korusun. Her şey olabilir. Her an her şey hazır. Çocuklarımızı da öyle yetiştirelim ya. Çocuklar bu sefer daha çok zorda kalırlar. Sadece mal mülk değildir bu hayatın gerçekleri. Kendi ayakları üstünde durabilmek, kendi kararlarını verebilmek tabii. İçin, o evi bir çekip çevirebilmek için tabii. Onlara sizin bilgilerinizin ihtiyacı var. Zaten sizlerle aynı apartmandasınız. Tabii. Değil mi? Müsaade ederseniz evet, ben aynı apartmanda değilim. Aman olmayın 6 zaten. Kat yaptım bunlara. Tamam. Altısı da evlatlarımın. Tamam. Benim binem var, dairem var. Yalnız ayrılamadığımızın nedeni şu. Bu çocuk diyor ki hepsini yuvadan uçurdun, torunlarını da evlendirdin. Tamam. Ama ben yalnız kaldığım zaman yarın 70 yaşına geldin, 71 yaşına geldin. Tabii. Anası da 66 yaşında, şeker hastası, kemik erimesi var. Tabii. Emekliyiz de. Tabii. Sizin emekli paranızı biraz daha biz yiyelim. Yok, onlara gerek şimdi, yok. Ya, şimdi dediğini söylüyorum. Evet. Gelecek kız, ele al ki ben 10 sene kadar, her ne kadar şu anda kasam onun elindeyse, şu anda 6-7 senedir kasam onun elinde ama biz 4 kişiyiz. Bu 4 kişinin kasasından ne çıkar? Ama evlendikten sonra gelecek kızın durumuna göre ben buna 6 daireyi verebilirim. Konumuz yanlış anlamayın. Daire değil ama. Ben bak yani konumuz ben 32 kardeşim. Bir aile kurulacak. Kimsenin günahına girmeyelim bir yandan. Tabii. Yani ben şimdi açık konuşmamdaki neden bu? Ne kızımızın günahına girelim. Bakın şimdi ben bir tanesi geldi.
O ilandan sonra yüzün üstünde bayan geldi. Gelir. Ama hangisi gerçek? Bir sülaleden 18 kız geldi. Gelir. İçinde ben bir tane yüz atlıya beğendim. Nihayet iki gün önce, fazla da değil. Biz gittik oraya, onlar da geldiler bize. Ben teyzesinin kızını beğenmedim. Teyzesinin kızı bize, bana ve ilmime yaşantı. Bunlar karşılıklı anlaşarak olacak zaten. Bakın, sırf sizin beğenmenizle, sonradan, onun beğenmesiyle. Sonradan oğlumla görüşmeye gitmek için oğlumun durduğu oda 150 metrekare, 5 oda bir salon. Evim geniş. Evimde eksikliğiyle bir şey yok, Allah'a çok şükürler olsun. Ben 60 senemi vermişim o memlekete. Oradaki gelinle biz ne istiyoruz? Eğer biraz da mutfak bilirse, biz mutfaktan elimi çekeceğiz. Şimdi mutfaktan değil elinizi çekmek, bakın. Ya eşimi çıkaracağım. Oğlumuza da iyilik edelim isterim ben uzman i̇şte. Olarak. Size de iyilik edelim isterim de daha sonra üzülmeyin isterim. Şimdi siz doğru düşündüğünüzü zannederek şu yanlışı yapıyorsunuz. Burada amaç Mehmet'e sağlıklı bir yuva kurarken gelecek geline de sağlıklı bir yuva kurmak. Karşılıklı bunlar yani. Biz neticede koyunu almıyoruz, kuzu almıyoruz. Malımız, mülkümüz olabilir ama bir canı Allah'ın emaneti olarak alacağız. O yüzden birbirlerine emanet olacaklarsa öncelikli olarak biz ana babaların bu yuva kurulduktan sonra biraz daha gözlemleyerek, ellerini ayaklarını çekmeden yavaş yavaş ama onları daha çok baş başa bırakmalarını isteriz. Sağlıklı yuvada çünkü karı koca vardır. Karı koca, anası, danası yoktur. Anne ve baba da karı kocadan kurulur aile cüzdanında. Doğru. Ama eğer Mehmet derse ki ben anamın babamın yanına af buyurun bir de karı arıyorum derse olmaz. Olmaz. Aile kuracaksa olur. Artık kızlar istemiyorlar. İstemiyorlar. Şimdi mal mülk her şey vardır. Acaba sizin tamam ama Mehmet'in fikri mi ya? Yani siz böyle hep düşündüğünüz için mi acaba hayır. Mehmet yok kendine. Mehmet şu an burada huzurda haklıdır. Desin ben ki. Ben ona hak veriyorum. Mehmet'e hak veriyorum. Mehmet huzuru, güvenceyi şu an annesinin babasının yanında buluyor. Çünkü aksi takdirde nereye sığınacağını bilemez o şu anda iç dünyasında. Ben onu anlarım. Ama bunlardan kurtulup biraz daha kendi başına hayat olabilmesi için, kendini çekip çevirebilmesi için yuvasını da karısıyla birlikte, karısının desteğiyle birlikte yürümeye yönlenmesi lazım. Gelinimiz geldi. Kuralım şimdi düşünelim. Gelin geldi. Ama düzen aynı düzen devam ediyor. Anne baba sürekli bu işin içinde. Mehmet aslında yuva kurmuş olacak mı o zaman? Yok. Gerçekten hayır. Yuva kurmuş olmayacak ki. Benim önerim şu. Ahlaklı, bu aranan standartlarda kızımızın da istekleri olacaktır belki. Onları da karşılayalım. Ama o yuva kurduğu zaman size önerim şu. Anne baba olarak onun annesi babası için de bu lafım bir tek size değil. Bu çocuklardan gözümüzü eksiltmeden, uzak durmadan yine onlarla sık sık iletişim halinde olalım ama her kararı biz verip bu çocukları biz yönetmeyelim. Bu çocukların hayatındaki muhtaç oldukları aile büyüğü olmayalım. Mehmet'in bir şey soracağım. Olalım. Mehmet'in sadece çekingenliği sorun sanıyorum. Başka bir şey yok Mehmet. Şimdi, kendi ihtiyaçları kendi giderebilen bir genç değil mi? Tabii. Onu soruyorlar. Oradan gelme yani o çekilmeden gelme mütevellit çocuğunda bir epilepsi hastalığı hissedildi. Ondan itibaren. Ha epilepsi. Epilepsi. Epilepsi hastasıymış. Yani epilepsinin verdiği iki tane tegelator habi içer her gün. Akşam evet. Sabah. Gelecek kız da ona öyle. İki, tamam. Bir de çocuğum kapalı oluşu nedeniyle benimle beraber inşaatlardan meşgul olduğu için iletişim yönü zayıf. Zayıf. Anladım. Bu ne alacak bir bayan? Bırakacağın gelinle ki acık iletişim olsun yazık. Ben bu ne alacak bir bayan diyecek ki ben hem anasıyım hem babasıyım atlayacak arabaya nereye giderse oğlumu alıp götürecek. Kim? Geline. Geline. Ha orada da karışmayın. Yok, sen de karışırsın yok, gibi. Karışmayı bırak. Ben o ne istiyorum? Sen de karışırsın. Bak Sibel'le benim fikrim aynı. Çok zor. Bak ben o ne istiyorum. Sen de karışırsın gibi geliyor. Hayır tam tersi. Hani bu çocuğu nereye götürüyor? Ben o kadar bir demokrat insanım ki her evde şu anda sigara içmek yasak. Çünkü ben boğaz kanserinden ameliyat oldum. 32 yaşımda. Ne 32 güzel, yaşımda boğaz kanserinden ameliyat oldum. Geçmiş 4 paket olsun. Sigara içiyordum. Geçmiş olsun. Yaşantı itibariyle 11 sefer ameliyat oldum ondan sonra.
da sonra dedim ya 15 senedir dünyamı değiştirdim. Sigara içen bir personel karşıma gelse dahi benim evimden içeri giremez, olduğum yere giremez. Ya ben de daireyi de kapatmışım. Personelle yapamam yani. Ha, ben sigara içmeyen, içki içmeyen, içkiye de karşıyım. Hayatımda ben genç yaşında, 12 yaşında İzmir'e geldim. Ağzıma içki koymadım. Çünkü ben Kur'an'ı okuyan, temelden gelen bir insanım. Temelden gelen bir insanın... Feraset Bey, ayol hiç mahallede falan yok mu şöyle Mehmet'in bakıştığı Mehmet'e bakan komşular, momşular? Şimdi bakın, neden yok mu? Nedeni şu, şimdi az önce doktor hanımın dediği gibi kızlar gelin, yani evim benim olsun, çalının dibi olsun. Eski yönteme gidiyor. Bu da diyor ki, sen gittin, daha senin maaşından anam da biraz... Torunlarına düşkün, ben tam tersi torunlarım olmadan yemek yemiyorum. Şimdi Feraset Bey, şöyle bir şey var. Doğruları konuşmak gerekirse, bakın böyle bir izdivaç tercih edildiğinde kardeşimizin epilepsi hastası olduğunu biliyoruz. Feraset Bey kendisi söyledi. Kardeşimizin çekingenliğini biliyoruz. Her şey bir tarafa. Ama sağlıklı, aklı başında kriterlerimiz var ve bir kız arıyoruz değil mi? Şimdi kızlar da bazı şeyler istiyorlar. Bu da nedir? Eğer böylesi bir evliliği tercih ediyor ise hayat garantisi istiyor ve çok da haklı. Şimdi bir doğruyu konuşalım. Bir anlamda sorumluluk alacak. Sorumluluk alacak. Evet. Bunlar bakın çok önemli şeyler. Yani her şey espri bir yana. Esprileri yaptık, güldük, geçtik. Şimdi burada aslan gibi. Pırıl pırıl Mehmet'in yüzüne bakın. Pırıl Tertemiz. Pırıl bir çocuk. Tertemiz. Aslan gibi bir delikanlı. Şimdi ama o delikanlı ne istiyor? Dört dörtlük bir genç kız istiyor değil mi? O kız da eğer böyle evliliği tercih edecek ise bazı şeyler istiyor. Tıpkı Mehmet'in istediği gibi. Ne bileyim mesela Feraset Bey dedi ki ben senin amcanım dedi. Benim abim olsun, o kadar yaşlı değilsin Feraset abicim. 71'e giriyorum. Olsun maşallah. Çok dinçsin. Allah evet. Uzun ömür sağlıkla amin, nasip etsin amin. İnşallah. O sıra senden bir şimdi, bir de bir ben... ödül istiyorum. Aralığın ocağın 5'i doğum günüm hediyemi istiyorum. İşte hediyeme bir gelin istiyorum. Kendine seninle. Bu kadar iyi baktığın gelin için. İstiyorum. Ben bana buradan tweetler yağacak ben inanıyorum. Ama senden de ben şunu istiyorum. Bir kere aynı evde oturma diye bir şey olamaz. O yok. Ben şimdi bu çocuktan ben baba Mehmet kardeşimizin durumu yaşantımda düzgünüm dediği gün kadın ona o iyiliği versin. Abiciğim o gün ayrılır. Kız da garanti isteyecek ama ne bileyim atıyorum. Yani bu kıza hayatını ben niye geliyorum diyecek. Niye geliyorum? Hayır, 50 yaşından sonra sokağa atarlarsa ne yapacak o? Kim, ay, kızı mı? Ya da 6 ay sonra. Şimdi, olacak, bir dakika. Kimler biz, var? Ben bunu abicim ben ortaya işte. Konuşurum. Ben ortaya konuşuyorum. Genç kızlık elden gidiyor. Bakirelik elden gidiyor. Evlenmiş bir kadın olarak hayata devam ediyorsunuz. Lütfen artık artık televizyonlarda bunları konuşalım olur mu? Gözünüzü iyice açın. Burada gün geçmiyor ki böyle şeyler programımızda konuk olarak alıyoruz. Şimdi pırıl pırıl bir kız aranıyor. Yarın bir gün anne baba kızı beğenmedi ya da Mehmet beğenmedi. Her şey o kız dul olarak ya da boşanmış bir genç kadın olarak hayata devam ettiriliyor. Öyle değil mi? Şimdi bu kızın ne bileyim anlaşmalı mı olur? Ne olur? Anlaşma yapacaksın abicim. Sen oturacaksın değil mi İnci? En doğrusu zaten bu gibi durumlarda. Senin hayatını garanti ediyoruz kızım. Karşılıklı ne bileyim, olarak anlaşmaktan yapıyor. Senin bir evin var yazılı, bak. Yani yazılı, o çocuğa evet. O kıza da bak bu ev senin. Ama bunlara dikkat edeceksin. Bak bu araba da senin çocuğum. Ama bunlara da iyi. Tabii. Gibi. Böyle bir şeye hazır mısın abicim? Hazırım. Ha? Şimdi bir daha bu konuyu deşmek istiyorum. Ha. Tabii ki elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Türkiye'mizin %99'u Müslümandır. %99'u Müslüman evet. Biz bu toplumda yıllarca kan dökmüş, 6 tane şehit vermiş bir ailenin çocuğuyum. 7 tane babam 12 yaşında Ermeni harbine giriyor. 6 tane amcam şehit oluyor. Babam Rusya'ya esir gidiyor. Ben onun oğluyum. Öyle bir aileden gelmiş, bir geniş bir ailenin çocuğuyum.
benim aradığım gelinimle birlikte yaşamak değil. Gelinim 5 vakit Mehmet namazını kılıyor mu? Gelinim gerçekten o Kur'an'ı okuyor mu? Gelinim, ben çünkü o Kur'an'da bir sesini duymak istiyorum. Eğer bilmiyorsa da öğrenmek istemesini istiyorum. Ben de şimdi 3 tane gelin var. Bir tanesi bilmirdi, yetişti. Sen de ne arıyorsun? Sen. Hafız mı arıyorsun? Anlamadım. Oğluna eş mi arıyorsun? Ben hayatta benim gelinim demeyecek ki ben iş arıyorum. Hayatta ben işe gideceğim dedi ya, işte ben böyle bir eş istemiyorum. Mikrofona değmeyelim. Ha, iki, evlenmiş ayrılmış, çocuğu yok. Ama aile bakımından da görüştüğümüz zaman mütasip bir aile. Dünyanın en fakir insanı. Esas başımın tacı bu. Bilemiyorum, anlatabiliyor muyum? Şimdi sen biraz önce bu sözü verdin değil mi? Bir dakika bak, Gülay Karabulut diyor ki abla bir ev bile veririm demiyor. Halbuki sen veririm dedin. Nasıl? Diyor ki bak, emin olursam veririm diyor. Ha? Emin olursam gelinden veririm diyor. Ne demek emin olmak, ne demek? Yani işte ben buna karşıyım. Şimdi, nasıl emin edecek onu? Tek taraflı bakıyor Feraset Bey. Sadece kendi tarafından bakıyor bu evliliğe. Ben de diyorum ki kendi tarafından bakmayacak. Mehmet'in istekleri var ama gelin ve ailesinin de olacaktır diyorum. Yani birbirimizin tartacağız, güvenine bilmem neye bakacaksak o da sizi tartacak. O zaman anlaşmazlık olacak. Bu işleri en iyisi böyle bir olayda başından anlaşarak, karşılıklı isteklerimizi belli ederek, hatta yazarak, bu yazmanın karşılığında alalım verelim bir anlamda ticari bir evlilik gibi görüp, sonuçta Mehmet de bir yuva kurmak istiyor. Kızımızın da bir arayışı vardır. Kızımızın da hayattan beklentileri vardır. Bulamamıştır. İki tanesi bir araya gelsin diyoruz. Ama burada bu hesap kitapla yapılan evlilikler sürer mi? Zor. Olmaz. Onun yani için zor. Yani ben bir tanıyayım, bakayım, anlayayım, güzel anlaşma yapayım. Anlaşma baştan yapılırsa baştan olur. Olacak her şey. Baştan. Şimdi Feraset Bey diyor ki ben böyle diyor inandırsın. Nasıl inandıracak ama? Gelin de diyecek ki sen beni inandırsın. Ben ya anlatamıyorum yani. Derdimi size. Ben diyorum ki inandırsın değil. Müslüman bir ailenin, fakir bir ailenin kızından bir iğne istemiyorum. Ne istemiyorum? En ufak bir ayağında bir çift çorap istemiyorum. Feraset amca, zaten müsaade eder misin? Bak, ben sizi kesmiyorum. Siz de beni kesin. Yani her şeyi istiyorum, alacağım diyorum değil. Bakın müsaade eder misin doktor hanım? Bak ben de kendi kendime mikrofona vurma Feraset abi. Bir yaşadığım bir dönemim var. Yıllarını vermiş cemiyet adamıyım. Tamam, olabilir. Yıllarını vermiş bir toplum insanım. 100 bin kişiye Mehmet'i 100 bin kişiye heykel önlerinde parmak sallayan birisiyim. Ama bu aşamada ben oğlumu ateşe atacak kadar olsa anda internetten gelen binlerce var. Ama ben onu aramıyorum. Aradığım sade şu. Evinin hanımı olacak. Tamam. Ben evimin hanımıyım, çocuklarımın annesi olacağım diyecek. Tamam. Ben bu Mehmet'in epilepsi midir nedir? Hastası olduğunu biliyorum. Epilepsi. Ve bunun hem kocası olacağım hem babası olacağım. Ben bugün varım yarın yokum. Tabii. 11 ameliyat geçirmişim. İnci Hanım da onu söylüyor. Ben onu söylüyorum. Bakın ama o Mehmet şimdi girer girmez teslim alacak buna. Ama ben kalkıp buna ev verecek kadar da serseri değilim. Şimdi zaten bir kadın, müsaade edin, şimdiki hükümetimiz bir yasa çıkarmıştır. Malın yarısını ortak oluyor. Onun üstüne ise tabii. Tabii onun üstüne. Üstüne ise tabii ki ortak olur. Şimdi benim davam onun üstüne olan bir, ben kalkıp da binlerce bir Türkiye gibi ateş alemindeyken ben evi kime vereceğim? Oğlunu, ben 60 yaşında, 70 yaşında oğluma karı mı arıyor? Şimdi, aman öyle deme sen tabii, sağlığında bir şey. Bir dakika, bu da çok önemli. Şimdi bu bakın en önemlisi bu. Şimdi Feraset abi aslında çok temiz duygularla ben diyor bu yavruma vermeyeceğim de kime vereceğim. Ama unutma, Allah esirgesin, sen gözünü yumduğunda öbür evlatlarla başlıyor. Hayır, ama ayrı. Demezsin onu. Yanlış. Çıkıyor ya, herkesin ama bakın hayat, herkesin durumu ayrı. Oluyor bu hayatta. Kardeş kardeşi tanımıyor. Neler görüyoruz Seda, neler görüyoruz? 20 yıl sonra. Seda Hanım, ister siz burada ister yanlış düşünüyorsunuz. Ben oğlumu isterse karşıda yaptığım zaman kardeşlerin oturduğu binada da oturur. Şimdi bir dakika şeyden gidelim. Ben bu işlere bakmıyorum ama kardeşimizin, Mehmet'in durumu ortada. Bana Twitter'daki arkadaşlarım, kardeşlerim mesaj yağıyor. Diyorlar ki biraz da Mehmet konuşsun.
Ama Mehmet zaten çekingen olduğunu ve epilepsi hastalığı olduğunu söylüyoruz. Ama kriterlerini söylüyor yavrum benim. Konuşmak istediğim bir şey var mı? Sonra bağlayacağım. Sen kendi evvele bana söylediklerin, baba sen gidersen ben evlenmiyorum. Konuş bunları. Her şey o çağırda yazdığın dur, konuş. Dur Felaset Bey bir dakika, kendi anlatsın. Evet Mehmet. Söyle hayatım. Ben eşimin namaz kılmasını istiyorum. Tamam. Hayırlı eşim ardından namaz kılıp bir de ben babam. Mikrofona ses verin. Babamla annemle yaşamak istiyorum. Ve eşimin benle. Mikrofonu yakın böyle tut. Heh. Benle eşimin yaşa mutlu bir evliliğimi yaşamak istiyorum. İnşallah. Namaz kılan. İnşallah. Annem, ve inşallah. Annemle inşallah. Babamla ayrılmak istemiyorum. Ama kızlar bunu kabul etmez Mehmet. Ya. Kızlar istemez ya. Ki. Ya. Şimdi kız seninle evlenecek. Evinde kendi evinin kalacak. Hanımı olmak ya. İsteyecek. Herkes kendi evinde. Değil mi ailenin gözü senin üzerinde olsun be ablacığım? İstemezler kızlar. Altı kat. Mikrofonu yakın tutar mısın? Ama yine bunlara bezel yapmışım. Yani kısaca ben babamla annemle ayrıldıktan sonra evlenip eşimle mutlu bir şekilde yaşamak, annemi de babamı da yanıma istiyorum. Karşı dairede yaşarlar. Annem babam şu anda 6 katlı bir apartmandayız. Bir dakika efendim, bir bekleyin, konuşmayın. Mikrofonu yakın tut Mehmet. 6 katlı bir apartman. Ama şimdi kız gelirse, bir dakika bir durun, derse ki ben senle yalnız evimizde olmak istiyorum ve ben evimin hanımı olmak istiyorum. Kendi evimde. Kendi yine annenin yani. Babanın gözü senin üzerinde olsun. Derse hayır mı diyeceğiz? Şimdi ben eşimle, babamla, annemle birlikte olmak istiyorum. Öbür sonra... Yarın bir gün Allah korusun annem baban gözlerini yumdu. Tamam, vefat ettikten sonra da eşimle yaşarım. Ama annem babam vefat ettikten sonra da... Yine eşimle yaşamaya devam ederim. Bunlar senin isteğin mi, annenin babanın isteği mi? Benim isteğim. Çünkü annemle babamla ben ayrı yaşamak istemiyorum. Çünkü eşimle birlikte evlat sahibi olduğum zaman onları yetiştirmek istiyorum. Annemin babamın da terbiyesiyle. Ama tabii. Kızlar böyle istemiyor Mehmet. Ya, ne yapacağız ablacığım? Böyle bir zaman bu değil Mehmet. Zaman bu değil maalesef Mehmet. Aslında Mehmet çok güzel niyetli. Farkında mısınız? Etmeler. Aslında çocuğun kötü bir niyeti yok. Diyor ki yani ben eşim de annemin babamın gözünün üzerinde olacağı, çocuklarımız öyle büyüsün, daha ataerkil olsun. Çocuk onu anlatmak istiyor ama biraz anne onlar baba baskısı da var Mehmet'in üzerinde. Ya. Öyle gibi görüyorum Feraset şimdi, abi. Burada bir müsaade eder misiniz? Bir daha gireyim. Oğlum, bak seyirci aç. Kızıyor sana ama. Kim? Sana kızıyor seyirci. Bir dakika. Diyorlar ki müsaade olacak? Eder misiniz? Verelim mikrofon. Şu anda cevap. Bak ama bir dinle. Bak şimdi burada bir genç hanımefendi, ne diyorsun hayatım? Merhabalar, ilk önce iyi yayınlar diliyorum. Sonuçta ne kadar anneniz yanınızda olabilir ki veya da babanız? Bir yerden sonra çocuk girecek araya. Anlaşamamazlık olacak. Evet, tamam, ayrı evde olursunuz, mikrofon. Görüşürsünüz o ayrı ama hani aynı evde yaşamak ileride sorunlara neden olabilir. Ben evlendikten sonra eşimle evlat sahibi olup aile eğitimini çok güçlü vermek istiyorum. Ama aile eğitimi bir evlat sahibi olmak sorun değil. Bugün çok basit evlat sahibi olmak. Evet çok basit ama ileride sorun çıkınca bundan çocuk da yarar etkilenecek. Hani bilmem sorunlar olacak. Ama çocuğun psikolojisi bozulacak. En başta sizin de öyle. En basit olmayacak. Neden? Annemle babamla gelecekte örneğin çocuk parkına gidecek. Onun gibi yararlı birçok yerlere götüreceğim. Ama gene nasıl? Götürsün gelsin, gene götürürler. Ayrı gene. Olunca da götürürler. Yani engel. Anneniz babanız nereye kadar yanınızda olacak? Yani bir yerden sonra onlar artık hani kendi hayatına dönmek zorunda. Mehmet çok güzel cevaplar veriyor. Bu sefer arada siz gideceksiniz. Ama anneniz babanız bir yerden sonra yanınızda olmayacak ki. Annem babam olmasın ama nasıl? Galiba. Vefat ettikten sonra. Galiba. O zaman aile eğitimini annem babamla birlikte çok iyi verip evlatlarıma iyi eğitim vermek çok önemli. Neden? Bu devirde okul okumanın da bir anlamı yok. İlk önce
aile eğitimi çok güçlü. Ama onlar vefat edince... Mehmet, aile eğitimi aileden başlar ama okul... sırf senin ananla, annenle babanla başlamaz bu iş. Hmm. O kızın da annesi babası var. Acaba İnci şöyle olabilir mi? Ha. Mehmet'in hastalığından ya. Dolayı kaygıları var. Ya, o yüzden. Yoksa Mehmet çok korkuları güzel konuşuyor. Var. Farkında mısınız? Mehmet'in endişeleri var Sedacığım. Endişeleri var. Yani evleneceği kişiyle ilgili endişeleri var. O endişelerden ötürü anneden babadan ayrılmak istemiyor. Ama biz Mehmet'i anlarken kurulacak yuvadaki kızımızı da anlamak mecburiyetindeyiz. Mecburuz. Sorar mısınız? Siz o eşinizin annenden babandan durduğunu istersen de onun anasına babasına nasıl davranırsınız? Ha. Bir onu sorun. O da olacak. Yani kızımızın da bir annesi babası olacak. Sorun ama kendisine peki, sorun. Peki kızımız da sana diyebilir ki Mehmet 20 gün annenle babanla yaşayalım. 20 gün benim annemle babamla yaşayalım. Ne yapacaksın o zaman? Ha. Yaşayabilir misin? Tamam değil. Yaşarım şu anlamda. Bir insan bekarlığında baba ana sayısı 2 iken evlendikten sonra bu 4'e çıkar. Tabii ki. Baba 2, anne 2. Tabii ki. Ve bir yuva sağlam olması için karşılıklı sevgi önemli. En basit bir baba sayısı 1'den 2'ye çıkar, aynı sevgiyi vererek anne sayısı 1'den 2'ye çıkar. Veya aynı kızımız dedi ki sana vererek. Mehmetciğim, ben çocuğumu annemin bakmasını istiyorum dedi. Hı. Ne olacak o zaman? Yani şimdi aile büyüyecek, sırf senin annenle babanla kalmayacak, onun annesi babası da olacak. O kızımızın da isteklerine senin önem vermen lazım. Yani sadece bir kızı giydirmek değildir, beraber gezmek değildir evlilik. Onun da bu evlilikten beklenti olacak. Hepsinin başında da o evi kendi yönetmek isteyecek. Biz de buna her zaman hak veriyoruz. Şimdi B.S. Çakar diyor ki ablacığım bence Mehmet birçok epilepsi hastasına göre çok daha iyi. Evet. Neden ayrı evde oturmaya çekiniyor diyor. Ayrı evde... Ben de seni konuştukça mesela hayranlığımı alıyorsun. Bak Sibel'in de fikri değişti. Evet. Yani çok güzel konuşan bir çocuksun. Yani sen anladığımız kadarıyla değil mi? Ayrı bir evde çok da güzel hayatını idame ettirebilir. İnşallah o düzgün kızı bulursak Mehmetciğim. Ne diyorsun? Diyorlar ki ayrı evde oturabilir diyorlar. Ayrı evde ama oturmak neden istemiyorum? Bir daha söylemek istiyorum. Evlat sahibi olmak da çok kolay evlenip. Evladıma aile eğitimini güçlü vermek istiyorum ki gelecekte ilkokul temel eğitim 8 yıl. Mehmetciğim bu aile eğitimini annen baban vermeyecek, sen ve karın vereceksin. Yine verir aile eğitimini. Bir dakika gir bana müsaade eder misiniz? Onu açıklayamadığını ben açıklayayım. Heh. O demek istiyor ki biz 8 seneden sonra bir çocuğa Kur'an okutamayız. Ama evde olursa o kalktı mı? Elif, B, T, S, Cim, H, H, Dal, Zar, R, Şin, Su, Sa, Tat, Dı, Ayın, Kayın, F, Kaf, Lem, Mem, Nun diyebilsin. Bunu nasıl öğrenir? Ancak bizim ailem... Feraset abi sen diğer çocuklarınla görüşüyor musun? Aynı binada oturuyorum. Acaba görüşmüyor mu diyorlar bu kadar Mehmet'e? Kız Mehmet hasta diye bir amaçlıkta. Efendim, hayır öyle değil. Ne? Her birini evlendirirken bunu konuşarak aldım. Ve aynı düzende diğer çocukların hepsini da... Hepsini kim öyle aldın? Çok. Sen mi aldın hepsini? Yaşasın. Ben beğendim. Oğullarımdan sonra anlaştılar. Ondan sonra aldılar. Şimdi benim aradığım esas niye bu olan... Niye sen beğeniyorsun? Ben neye beğeniyorum? Belki çocuk beğendi dedi ki baba hayır. Ben bu kızı beğendim dedi. Ben evime aldığım bir gelin. Benim arkam sonra gorbagor dedirtmesin. Mikrofona vurma abi. Arkam sonra demezsin ki gorbagor olsun. Ya Rabbi sana çok şükür. İyi veya kötü de haca gider gelirsem tam Müslüman olurum der. Ben buna hastayım, İslam'a hastayım, Müslüman'a hastayım. Olabilir canım güzel. Güzel bir şey. Kötü bir şey değil ki hasta şey olduğum. Yani. Ben temel dersi güzel dediğimiz şey. 8 sene temel dersi dediği bu. Temel dersini şimdi benim daha birinci sınıfta Kur'an okutturuyorum. Birinci sınıfta kız torunum var, onu okutturuyorum. Olabilir biz de gidiyorduk canım ilkokulda. Ben evde okuyorum, ikimiz... ben dışarı göndermiyorum. Kur'an kurslarına. Benim evde kızımın biri hafız, gelinimin biri koca. Ben desem aynı, eşim... Ben de bilirim yani, sen biraz önce Arapça alfabeyi saydın, hepsini bilirim yani.
Şimdi beni de yabana atmayın ha, bilmediğim bir şey yok. Şimdi diye burada hiç bizim... konuşmuyorum. Bir dakika hanımefendi bir şey söyleyecek. Dur Feraset abi. Evlilikle ilgili korkuları mı var? Özgüveni olmaya da bilir. Neyle ilgili? Evlenmekle ilgili hani korkuları mı var? Tabii. Yok ya Mehmet belki de yaşadığı hastalıktan dolayı daha anne babaya düşkün olabilir hayatım. Ama ya. Bir de yani ev konusunu bu kadar tartışmaya gerek yok ki atlı üstlü otururlar yani. Onlar da çocuklarına kıyamıyor. Kız öyle deme yani. Ya iki kat atlı üstlü otururlar yine bir arada olurlar. Yine bir arada yerleri çayırlar. Ama bunu yani kabul edecek kızlar da olabilir ya. Canım tabii ki, kayınvalideyle. Gene bir arada olabilirler, yerler içerler yani yine kopmazlar. Yani en çözümü bence ablüsle oturmak. Doğru doğru tabii haklısın ki, da bu. Buradan ekran başındaki izleyicilerimize de bir şey söylemek istiyorum. Yani aslında Feraset abi de Feraset abinin eşi hanımefendi çok fazla bir şey istemiyorlar. Bakın empati yapın kendinizi. Onların yerine koyun. Feraset Bey'in ve eşinin yerine. Çocuğunuzun bunca yıl size ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Evlat başka bir şey. Ne olur. Allah razı olsun. Evet. Biraz kendinizi onların yerine koyun. Şimdi geçimsizlikleri gidiyor insanların arasında. Tamam. İnci bir de böyle düşün arkadaşım. Geçimsiz olmuş. Yani acaba çocuğumuz biz bu zamana kadar çok iyi baktık ve Mehmet'in kültürünü fark ettiniz mi? Son derece iyi konuşan, son derece iyi yetiştirilmiş bir genç. Acaba strese sokar mı çocuğumuzu? Olabilir ya. Şimdi ben de anneyim. Allah esirgesin. Mehmet'in annesi ben olsaydım, ben de belki gelecek olan gelini elimin altında olmasını isterdim arkadaşlar. Biraz şöyle düşünün. Niye? Tabii ki kızı ezmek için bilmem ne için değil. Biliyoruz ki artık çok geçimsiz olmaya başladık. Trafikte bile insanlar birbirini idare edemiyor iken. Şimdi böyle hassas durumdaki bir çocuğu. Şimdi gelin diye alırsın. Önce çok zaten ince. Herkes idare edemez. Ha. Şimdi bunda bir kere ben fikir olalım. Ama o da haklı bir baba şimdi, olarak. Mehmet'i şimdi idare edecek. Doktor hanım. Bir saniye falan. Beni bir anlarsan Mehmet'i çok sonuza gideceğiz. Bir de şu yapıda olması yerim. Lazım. Ha. Birincisi ruhu olgun olacak. Tabii. Ruhen olgun olacak. Yani ben ahlakı falan hepsini bir kenara koyarak konuşuyorum. Mehmet'le iletişimi açısından olması gereken. İki, sabrı olacak. Sabır da çok büyük önem böyle evliliklerde. Üçüncüsü, Mehmet'i dinlemekte ve Mehmet'le iletişim kurmakta gayreti olacak. Bakın yani sadece ahlakı, sadece namaz kılmasının ötesinde tabii. Bunlar kadar... Şimdi onlar önemli tartışılmaz değerler var. Dine önem vermelerini ben birazdan açıklayacağım. Neden Feraset abi buna özellikle Mehmet de buna odaklı. Hani daha Allah'ını, kitabını, dinini bilirse hani vicdanı ben anlıyorum. Olur. Devam vicdanı edeceğiz olur. Efendim. Kısa bir ara reklamlar. Mehmet'i çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Feraset abiye de kırılmayın, darılmayın, gücenmeyin. Onun yerine koyun kendinizi. Ben biraz önce konuşurken ağladı o. Evet. Onun için dışarı çıktı. Ağladı doğru. Ağladı. Bülent dedi ki ne yaptın adamı ağlattın. Vallahi doğru. Yo ben kendimi onun yerine koydum ve Mehmet'in annesinin yerine koydum. Ve onlara teşekkür ediyorum. Feraset abiyle Mehmet'in annesine teşekkür ediyorum ki bu kadar güzel yetiştirmişler evlatlarını. Evet. Çok güzel konuşuyor görüyorsunuz. Bunlar çok önemli. Kartımı birisi geçsin şuradan bulsun. Gerçekten çok önemli. Onun böyle güzel yetiştirilmiş olması. Dolayısıyla ben izdivaç yapmıyorum. Hele çok hele Esra Erol bunu en güzel şekilde evet. yapıyor. Canım ona buradan öpücükler yolluyorum. Esra Erol'u çok seviyorum biliyorsunuz. Ama madem ki bana Feraset abim güvendi. Bırakmayacağım bu işi. Mehmet kardeşim benimle olacak. Demeyince. Hatta gelinle ben de olayım görüşürken. Gelinler geldiğinde ben de olayım. Bence de ol. Gelinler geldiğinde. Aa, başımın üstünde yeri var. İncime bak. Kızlarımızla ben görüşürken. Mehmet'in bir ablası olarak. Ay bayılırım vallahi. İnci Yeşilyurt diyor ki ben de burada olacağım. Mehmet'in ablası olarak. Mehmet'in güzel bir evlilik yapmasını istiyoruz. Feraset abi yanlış anladınız. O böyle dine bu kadar eğilmesinin sebebi hani Allah'ını kitabını bilen o iman gücü yüksek olan bu çocuğa da hani şey yapmaz, eziyet etmez, iyi davranır, onu hoş tutar. Tabii ki belli ki Mehmet de karısını hoş tutacak. Belli. Öyle yetişmiş zaten. Onun anne baba yanımızda olsun demesini de o kadar güzel izah etti ki daha çok konuşacağız bu işi.
Şimdi çarşıya gidiyoruz. Bakalım bizi çarşıda neler bekliyor görelim. Günaydın Seda Hanım. Biz de inanın bu çarşıya geldiğimizde öyle bir şaşırdık ki, çünkü şu anda 7000 metrekare üzerine kurulu 42 mağazası, 20.000 çeşit ürün yelpazesi olan bir çarşının içerisindeyiz. Sultani Beyaz seyircilerine çok özel indirimli fiyatlar var bu çarşıda. Şöyle diyelim, bir evin tüm ihtiyacını karşılayacak öyle güzel ürünler var ki ve özel indirimli fiyatlarıyla, dilerseniz çarşıyı beraberce gezelim. Sevgili seyircilerimiz, 42 mağazası, 20.000 çeşit ürün yelpazesiyle çok özel indirimli fiyatları bu ekranda sizlerle paylaştık. Peki biz neredeyiz merak ediyorsunuz değil mi? Sel Spotçular Çarşısı'ndayız. Hemen adresi veriyorum. Evet, Karadolap Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, numara 152 Ali Bey Köy, Karadolap Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, 152 numara Ali Bey Köy'de hemen Sel Spotçular Çarşısı'na ulaşabilirsiniz. Bir de telefon numarasını verelim. 0212 alan koduyla 427 2707 ve 08. 0212 alan koduyla 427 2707 ve 08 sevgili seyircilerimiz. Sel Spotçular Çarşısı sizleri bekliyor uygun fiyatlarıyla.